Şimdi arkadaşlar, senaryomuzun ismi Döngü, dediğim gibi birkaç hafta süreceğini tahmin ediyorum ama çoğu şey doğaçlama oynanacağı için aslında biz de çok tahmin edemiyoruz. Bu benim varsayımım, öngörüm. Türkiye'de geçiyor senaryomuz. Net bir tarih, net bir yer tam olarak spesifik belirlemedik ama benim kafamda hani settingi anlamanız için, etrafta ne nasıl dönüyor onu anlamanız için biraz 90'lar başı, 80'ler sonu gibi bir şey var. İstanbul'da yaşadığını biliyorum karakterlerin hepsinin. Onun dışında isimleri hariç ben de ve bazılarının meslekleri hariç ben de pek bir şey bilmiyorum. Okan'ın karakteri Samet. Abi nedir? Nasıl bir şey karakteri? Abi Samet 17-18 yaşlarında, henüz 18'ine girmemiş, 17 yaşında işte, lise son sınıf öğrencisi, bir senede maalesef sınıfta kalmış. Babası elektrikçi, annesi ev hanımı. Böyle hayatı yaşamayı seven, bisiklete bol bol binen, sevdiği şeyler bunlar. Birazcık sosyoekonomik olarak, yani nasıl söyleyeyim, babası orta sınıf diyebileceğimiz bir mahallede elektrikçilik yapıyor. Bir tane ufak dükkanın içerisinde ampul satmaca, kablo Elektrikçi. bağlamaca, elektrik Çırak gibi tamiri. mi? Çırak babası mı? Senin ha babası Ben tamam. talebe Babası. hocam, öğrenciyim. Ha tamam pardon. Öyle bir ufak dükkan var orada, yardım ede de işte sağa sola işlere, çanta tuta tuta falan elinden birazcık iş gelmeyi öğrenmiş artık 17-18 yaşına geldiğinde. İşte ya şu ampul patladı, efendime söyleyeyim televizyonun anteni çekmiyor falan gibi dertleri çözebilecek kadar okey. En azından sorunu tespit edebilir, hani çözemese bile bu bundan oluyor diyecek kadar biliyor. Okula gidiyor geliyor, öyle hırı gürü çok olan bir çocuk değil. Yani gözünüzde canlanması açısından şöyle söyleyebilirim. 1.75-1.80 boylarında bir arkadaşımız. Hafif ince yapılı. Gördüğünüz zaman sıska dersiniz. Hani kilo almaya ihtiyacı olduğu çok belli. Esmer mi? Saç, Bıyıkları sakal? esmer. Ten rengi de gayet kavruk. Bıyıkları yeni yeni terlemiş. Böyle tüy tüy sakallar olur ya. Öyle bir yüzü var. Hafif köşeli falan bir yüz. Gözünüzde canlandığını tahmin ediyorum. Tamam abi. Kişinin böyle bir arkadaş. Lise sonunda halihazırda okuyor dedin, değil mi? Evet, şu anda öğrenci Tamamdır. işte. Sena'nın karakteri Toprak. Sen ne düşündün? Evet. Ben şöyle düşündüm. Ha bu arada çok pardon, izleyicilere hatırlatmak istediğim bir şey var. Oyuncular karakterlerini herhangi bir şey düşünerek kurgulamıyorlar. Ben onlara sadece 90'lar civarı Türkiye dedim. Haberiniz olsun yani. Buyur. Ben Adanalıyım. Ailem de Adana'da. Adana'da doğup büyümüşüz. Babamın bir oyuncakçı dükkanı var. Ama babam bayağı böyle mafya, Adana'nın mafyası diyebileceğim bir adam. Ha, Ve oyuncakçı dükkanı böyle cover gibi mi? Yeraltı. yani biraz Ha. cover gibi. Evet, Okey. biraz cover gibi. Derinden geliyorum. Sesimi biraz daha yaklaşayım. Ben de babamın daha ben küçüklükten beri öğrettiği bir takım şeyler var. Böyle hani iş nasıl çözülür? İşte zora girdiğinde nasıl halledersin durumları? Kimle nasıl konuşman gerekir gibi böyle çok sokak adabını çok iyi öğrenmiş bir çocuğum aslında. Ve genel olarak babamın işlerine yardım eden şekilde büyüyorum. Ama maddi durumumuz çok iyi olduğu için işte özel kolejlerde okuyorum, ortaokulu, liseyi falan. Seyhan Koleji. Aynen. Okay. Ama bir gün babamın hiç girme dediği bir odaya girdiğimde ve orada böyle daha hiç babama yakıştıramadığım bir takım şeyler gördüğümde, o artık o işlerini nasıl hallediyor, ben orasını bilmiyormuşum ve Aa. o benim için çok büyük bir travma yaratıyor. Biraz bahsetmek, açmak ister misin? Çünkü herkesin aklında Biraz soru açalım. işaretleri var. Tabii Ama ben doğru. FRP Tuvalet gerçek falan hayat, düşündüm. gerçek hayattan bağımsız diye böyle senaryolar yazacağız falan diye oynuyoruz zannediyordum. Abi babamın böyle bazı işleri hallederken şiddet kullandığına tanık oluyorum.
bir yandan. Nasıl kırbaç işler? Hala herkesin aklında bazı soru işaretleri var. Seninle o şaka yapılsın istiyorlar. Ben bir dakika. Abicim neymişsiniz ya? Neymişsiniz? Eziyet ediliyor. Nerede söyle. Bilirsiniz o şeyleri. Birinin ağzından laf almak için. Babam böyle ekibiyle orada çalışan diyebildiğim, abi dediğim insanlarla falan aslında çok daha büyük bir boyutu olduğunu görüyorum bu yaptığı işi. Ve bunu gerçekten çok büyük bir şey olarak görüyorum. Yani travma benim için bu. Dolayısıyla ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Eğitimimi de ortada bırakıp, annem zaten vefat etmiş. Kaç yaşındasın? Annem, babamla birlikte büyüyorum. Ben 19-20 yaşlarındayım. Tamam. SAMTA sınavı hazırlandığım bir dönemken bütün eşyalarımı falan her şeyimi alıp toplayıp İstanbul'a taşınmaya başlıyorum. Biriktirdiğim 3-5 parayla da böyle bir şeyde apartman şeyi olur ya işte alt katı. Bodrum'u. Hani bir oda, Bodrum. Bodrum katında bir oda kiralayan birinin böyle bir odasında hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum bir başıma gibi güzel. Bir durumum var. Güzel. Okey. Yani bir aileye karşı gelme gibi bir durum. Hı hı. Surhay'ın karakteri Cem diye okuyorum. Değil mi? Aynen. Evet, sevgili diyemem. Yalnız şunu belirteyim. Ablam konuşmadan bana söz düşmez. Siz kardeşiniz. Öncelikle ablam sevgili Ceren konuşursa ben çok daha memnun olurum. Teşekkür ederim. Tabii. Evet, Ceren yani tam bir tipleme. Bu arada bizim genel olarak mekan neresi olacaktı Soyka? İstanbul'un herhangi bir yeri. Okey, tamam. Biz İstanbul doğumluyuz. Ailemiz memur. Orta geleli. Böyle ortanın altı. Yani İstanbul'a ne kadar orta geleli olursan. Öyle düşün. Çok, orta çok geleli olursun. Memur bir ailenin çocuklarıyız. Refik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Aramızda bir yaş var Cem'le. Ben 17 yaşındayım. Sen bir yaş büyüksün. 16. Ben evet. Bir yaş büyüğüm, evet. Okey. Derslerinde kesinlikle başarılı değil aslında Ceren ama münazara şeylerinde böyle işte takım kulüplerde takılıyor bilmem ne falan. Çünkü çok bıdır bıdır bir kız. Bir. İkincisi bir şeyler okumayı, öğrenmeyi falan inanılmaz seviyor. En sevdiği şeylerden bir tanesi. Buradaki tutkusu da çengel bulmacadan geliyor. Böyle bir tip. Yani Ceren Mosby. 65 yaş üstü birinin 17 yaşa scale edilmiş hali gibi Ceren. Dolayısıyla münazara yarışmasında da böyle arada çok garip şeyler biliyor ve ağzı çene yapıyor diye almışlar. Yoksa kesinlikle zeki bir kız falan değil. Yaşı ama kendini geliştirmeyi seven, bıdır bıdır konuşan biri. 17 yaşında. Ha, Suray 16. Okey. Evet. Güzel. Evet, lisesi onu. Kardeşini o kadar seviyor ki birazcık da şöyle bir aile, kardeşler arasında bir yaş var ama yani hafif böyle maskülen de bir tip. Yani tam anlamıyla feminen bir tip diyemezsin. Yine de zayıf. Böyle işte saçları düz. Hani tahmin edersin az çok. Öyle boyu yaklaşık 1.60 falan. Çok da uzun olmayan, iri yapılı olmayan falan bir kız. Ama yani çok kafa şişirdiği aşikar. Okey. Kardeşi Cem? Şimdi bunlar böyle bilmiş kardeşler gibiler de bir yandan yani işte bir tanesi böyle çengel bulmacaya meraklı falan. Benim karakterim Cem de böyle bu ansiklopedi kurcalasın, baksın oradan böcek türlerini öğrensin, yerden bir tane yaprak alsın, bak bu ceviz ağacı yaprağı desin falan. Böyle şeylere çok ilgili, hani seviyor böyle şeylerle ilgilenmeyi. Dersler aynı ilgi seviyesinde değil ama böyle ablasının o maskülenliğinin yanında ablasıyla alakalı da ufak böyle bir çatışma içerisine giren herhangi bir karakter olduğu zaman da sen ne diyorsun lan benim ablama falan tribi de hep her daim onun arka planda, çocukluğundan beri yanında geliyor. Çünkü inanılmaz bir düşkünlük var ablaya. Bütün hayatı onunla geçiyor neredeyse. Rol model gibi de aynı zamanda onun için. O yüzden çok kıymetli aralarındaki ilişki. Ne derse desin, ablası desin yeter ki ona bir şey söylesin, bir yol göstersin. O minvalde. Okey. Mete. Caner. Namı diğer. Abi Caner. Nasıl bir çocuk Caner? Nasıl bir eve doğdu? Caner nasıl bir eve doğdu? Abi Caner Davutpaşa Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi, mezun olmak üzere. Üniversitede böyle besyo falan kovalayacak. Çünkü kendisi basketbol oynuyor. Basketbola meraklı bir kardeşimiz. Hafif uzunca boylu, biraz irice yapılı. Hani görenler böyle 18-19 der ama 17 yaşında kendisi.
Okulun basketbol takımında zaten böyle işte İstanbul şehrindeki diğer okullarla turnuvalara falan katılıyor. Aynı zamanda da şu anki adı Anadolu Efes olan o zamanki Efes Pilsen takımının da işte genç yıldız takımından genç takıma çıkmış falan. Böyle minik yıldızlardan genç takıma çıkmış falan. İstediği şey aslında hayali ve beklentisi Avrupa'da bir takımda gerçekten basketbol oynayabilmek. Ama en böyle onun için en uç nokta NBA yıldızları arasında forma şansı bulabilmek falan. Ya. Öyle bir hayali var. Amerika'ya gidecek ve NBA'de ter dökmek istiyor falan. Babanın adı Mahmut Bey. Kendisi Cağaloğlu Mahallesi'nin muhtarı. Cağaloğlu Mahallesi'nin muhtarı babam Mahmut Bey. Annem Ülke Hanım. Kendisi noter. O yüzden... Saygın. Düzgün. Evet, güzel. Saygın bir aile. Sana kız verilir ha. Bir tane düzgün iş bulsan sana kız verilir. Verilir. Kaç yaşındaydı kız... Mete? 17 yaşındayım 17. ben. Abi 18 üstü kim var? Genel soruyu. Sena var, 19. 19. Bir tek o mu? Evet. Oh, okay. Sonra ben 17, okay. Turay 16, Okan 10. 7. 17. O da 17. Tamam. Üçümüz 17, Turay 16. 4 kişi 17. En küçüğü ben, en küçüğü ben miyim Fatih? Evet abi. Evet. Evet. Nasıl bir his yıllar sonra Turay? Çok iyi his yani. En son böyle bir 20 sene önce falandı. Güzel. Abi. Ya Caner'in şöyle bir olayı var. Şimdi baba muhtar, anne noter falan olunca böyle bütün çevredeki esnaf, o mahalledeki falan herkesi tanır. Samatya'da büyümüş. Zaten genelde dışarıda sürekli arkadaşlarıyla bir yerlere gezelim edelim falan filan. O yüzden böyle bir yerlerde sürekli bir tanıdığı çıkıyor bu çocuğun. Yani network ağı var gibi düşünüyorum bunu. Onun dışında herhalde başka da bir şey yok. Ağzına sağlık. Estağfurullah. Duymadığımız yok değil mi şu an? Tamam mısın? Kalmadı. Tamamız. Arkadaşlar hepiniz evlerinizde ayrı ayrı oturuyorsunuz. Bir akşamüstü, güneş yeni yeni batmaya başlamış. Bir sonbahar günü olarak tasvir edebilirim zannediyorum. Ailesiyle olanlar var. Tanımadığı, yeni yeni tanıdığı insanlarla bodrum katına sıkışmış olanlar var. Bir daha işte annesini göremeyecek, babasıyla beraber çok az sohbetli aynı evde yaşayanlar var vesaire. Cem ve Ceren, sizin ev telefonunuz çalıyor. Odada anneniz var. Babanız yok. Onlardan detaylıca bahsetmediniz ama hayatta olduklarını tahmin ediyorum. Evde olduklarını tahmin ediyorum. Sınıfız mı yaptı? Babanız dışarıda. Telefona anneniz yelteniyor. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evdeler tabii. Veriyorum. Cem. Okuldan arkadaşın. Emre. Tamam. Emre mi? Tamam. Emre. Cem. Alo Emre. Cem. Efendim Emre. Emre'nin sesi değil abi. Ha. Sen onu Cem demesinden, Cem deyişinden anlıyorsun. Direkt anladım ben o sırada. Duyuyor musun? Alo? Emre? Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız Cem? Ne? Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız? Yo, değiliz. Değil. Kesiliyor at. Kapattı. Hayda. Anneme bakıyorum böyle hani. Ne diyor oğlum? Ne oldu az önce? Yani anne Emre olduğuna emin misin? Sana mı? Emre mi dedi ben? Ne dedi? Emre'yim dedi. Değil Emre ya. Emre değildi ki arayan. Yani. Kapatıyorum telefonu. İsim söylemedi mi? Yo ismini söylemedi. Sadece bir şey söyledi. Kapattı telefonu direkt. Ne diyor? Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız diyor. Değiliz dedim ben de. Bir şey mi satacak acaba? Şemsiye mi? Telefonla da şemsiye mi satılır? Neyse yanlış. Gerçi ismini biliyor. Emre'yi de biliyor o zaman sana Emre dediyse. Emre diye arkadaşın ne? Var mı senin? Soruyorum sana var mı? Var. 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 Okuldan sınıftan var. Da var. Okulda. Var. Sınıfta okulda arkadaşım Emre işte. Sana anlattım herhalde. Ya Emre'ye bir. Birkaç tamam. Kere anlattım ya sana Emre'yi. Öyle mi?
Anlatmıştım ya. Oğlum şaka herhalde, şaka yapılıyor ya, işletiyordur biri. Büyük adam sesi gibi miydi? Nasıl bir sesti? Evet. Böyle bir 40'lı yaşlarda falan. Ama ne işletecek biri gibi değildi ya. Bir şeydi, sesi yaşlı biri, büyük oğlum, biri. Oğlum hadi göz, ya abisine, kuzenine falan şey yaptırıyordur. Dizim var hadi ya. İyi tamam. Ben gidiyorum o zaman ortamda. Hı-hı. O bölgeden. Samet sizin abi, telefon çalıyor. Kendi kendine söyleniyor, gidiyor. Nedir ortam? Ben sadece telefonun çaldığını söyleyeyim. Ortamı size anlatın. Hani ev, salonda şu var, bu var, ben varım, yokum. Ben en baştan anlatayım istersen. Ben duydun mu bu arada? Ben yokmuşum gibi oynadım. Evet, ben de sen yokmuşsun gibi, odandaymışsın falan gibi oynadım. Okay. Buyur Okan. Küçük bir ev. Yani Sena'nın hani biriktirdiği parayla sıkıştığı bodrum kat ev var ya. Hı. Benim babamın çalıştığı parayla aynı evde. Okay. Öyle söyleyebilirim. Elektrik issues. Elektrikte birazcık şey var, sıkıntı var yani. Küçük bir evimiz var. Bir göz ev dersin yani. Ufak bir odası var. Bir insanın yatabileceği bir oda değil burası. Bir yatağın sığabileceği bir oda değil. Orada işte ufak tefek yemek yedeceğimiz zaman falan ya da belki böyle bir iki kişi gelirse misafir, orada ağırladığımız ufak bir masamız var sadece orada. Başka çekirdek herhangi... bir aile mi? Çekirdek aile, evet. Tek çocuğum ben. Tamam. Annem var, babam var. Tesadüftür ki babamın adı Mahmut. Ha, okay. Adaş olmuşlar. Annemin adı da Suna. Peki kim açar abi telefon çaldığında genelde? Annem açar. Annen açıyor yine. Hı hı. Merhaba, iyi günler. Hı hı. Hı hı. Burada. Hı hı. Oğlum, arkadaşın Emre. Var mı Emre? Yok. Emre kimmiş ya? Heh. Alo. Samet. Buyurun. Gelecek. A mı B mi C mi? Kimsiniz? Pardon. Gelecek. A mı, B mi, C mi? Yanlış aradınız galiba. Emre, kimi aradınız acaba? Seni aradım Samet. Gelecek. A mı, B mi, C mi? Allah Allah. B kardeşim, B. Birkaç saniye sessizlikten sonra tekrar hat kesilme sesini duyuyorsun. Ne oldu? Kavga mı ediyorsunuz ya? Yok anne, deli midir nedir, herhalde biri işletiyor, çoluk çocuk oynuyordur ya. Tamam, beni de kandırdı. Bir şey yapacak. Tatlı annesi. Toprak, evin telefonu çalıyor ama sen aylardır orada yaşadığın, yıllardır belki süreçte, kesinlikle seninle alakalı o telefon hiç çalmadı zaten. Senin de o telefonu açmak yetkin dahilinde bir şey değil. Sen biraz orada sığıntı gibi yaşadığın için. Evet. O telefon açılıyor. Duyuyorsun çaldığını. Muhtemelen duvarları ince küçük bir ev diye tahmin ediyorum. Tabii. Toprak mı? Buradadır. Diye böyle şaşkın bir ses tonuyla, Toprak! Ne? Seni arıyorlar. Çıkarım abi. Bornozumla falan çıkıyorum. O kadar umurumda değil ki böyle. Sülalesi rahat biri olduğum için. Bu evin telefonunu da mı vermeye başladın dışarı? Kim? Kim diyor? Okuldan arkadaşımmış. Şevval. Şevval mi? Tanıyor muyum? Yok, okulun da yok ki. Evin sahibi bilmiyor falan yani. Hadi bakalım. Merhaba. Toprak, erkek sesi bu arada. Şevval dedi sana. Tahmin ediyorsun ki bir kadın büyük sesiyle. Bir ya evet, muhtemelen bir kadın sesiyle arandı falan. Ama bir erkek sesi duyuyorsun şu anda, 40'lı yaşlarında. Eyvah eyvah. Alo. Şevval. Şu an saat 4'ü 20 geçiyor. Evet. 5'e kadar sayabilir misin? Oğlum bak, beni sinirlendirme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sayamazsın galiba. Ne diyorsun lan sen? Kimsin oğlum sen? Bir defa daha tekrarlayayım. Şu an saat
4'ü 20 geçiyor. 5'e kadar sayabilir misin? Ne olan bu? Benim ev arkadaşım artık bir şey, hani onun seslerisi var. Çok korktum ben bu durumdan. Hı-hı. Salih abi, şunu bir alır mısın ya? Şevval mevval diyor bu. Bir bakar mısın şuna? Tanıyorum. Ben konuşmak istemedim. Çok gerildim. Alo! Alo? Aramayın lan bir daha bu telefonu. Ne diyor lan o şerefsiz? Bir şey demiyor. Bir şey demiyor. Kapattı. Nefes verdi, kapattı. Pislik. Abi bunlar böyle. Sapık. Toprak erkek mi? Sapık herhalde. Hayır. Bunlar. Yok. Değil. Unisex isim. Unisex. Hiçbir şey demedi. Yok. Kapandı. Vay anasını. Sizin evin telefonu bir daha çalıyor Cem. Aa. Annen yine gidiyor. Alo. Ay daha bu gece de üst üste. Burada tabii burada. Ceren. Yeah. Arkadaşın arıyormuş okuldan. Yeah. Şevval. Kim arıyor? Kafaya çıkar evde. Öyle bir arkadaşın var mı? Hayır. Şevval kim ya? İyi geliyorum, bekle bir dakika. Duyacak. Gittim, böyle kalemiyle geldi. Alo. Aklına gelen ilk üç kelimeyi söyler misin? Söylence bilim. Kereviz. Naylon. Hocam siz misiniz hocam? Alo. Kesildi at. Ne oluyor? Bugün, hocam aradı herhalde. Bugün ne var? Parti mi var bugün? Ne partisi anneciğim? Cem'i aradılar, Ceren'i aradılar. Ne var okulda? Birbirinizi işletiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Anlamadım. Hocam aradı herhalde. Birini daha mı aradılar orada? Ne oldu? Cem'i de aradılar az önce. Emre diye bir çocuk. Cem orada mı? Evet. Ben yokum. Ben şu an orada mıyım? Ha, aramadılar mı oğlum? Evet. Cem. Aradı az önce ya. Emre dedi. Emre Cem aramış. Emre aramış. Emre aradı acaba. Emre'nin ben bileyim. Bilmiyorum ki. Yaşlı. Hocamın sesine benziyordu. Anlamadım. Neyse. Deniz abla yaşlıydı dedi. Zaten. Emre değildi ki. Annem Emre diyor. Emre değildi ki bence. Emre nasıl aramadı yani? Anne Emre mi dedi? Şevval bu dedin sen bana. Şevval kim? Şevval tanıyor mu Cem sen? Yok mu Şevval? Ben tanımıyorum öyle. Bu okulda siz bu evin numarasını dağıtmayın o kadar ya. Kızım oğlum. Canım kızım oğlum. Vermedi ki kimse anne. Anne ben ev numarasını geçen arayayım dedim. Evi, kaç tane ekmek alacaktım diye arayayım dedim. Baktın oradan. Arayamadım anne. Hatırlamıyorum ki. Kim yayıyor bu telefonları o zaman? Rastgele mi deniyorlar kızım oğlum? Denemişlerdir belki ama Emre nereden tutturdu? Okuldan arkadaşım Emre diyor. Öyle rastgele arasa birini sallasa Emre dese Emre çıkar mı hemen Emre olur mu? Ne bileyim ben ya. Bak valla babanız gelecek kızacak ya şimdi. Ne bileyim. Bana ne dedi Ceren? Bana dedi ki kelime söyle dedi 3 tane. Herhalde hoca biz hazırlanıyoruz ya kelimelere bilmem nelere bir şeylere. Evet. Peki. 3 tane dedi kelime söyledi. Ben dedim söylence bilim, naylon şey. Kereviz. Hatırlamam. Bir şeyler söyledim. Kereviz dedim. Söylence bilim, naylon, kereviz. Hmm. Ana ne dedi biliyor musun? Cem. Efendim? 13 harf mitoloji. İlk harfi S. Söylence bilim. Helal lan sana. Böyle zaten sormuş dalga geçiyor. High five. Vurdu. Bir şey diyeceğim sana. Bana ne dedi biliyor musun? Hazır mısın? Mutfağa gidiyor bu arada. Sizi çok takmıyor çünkü yani ergen ne, muhabbeti. Değil mi? Burası deli muhabbeti oldu. Evet evet. Biri işletti sizi ve mutfağa gidiyor. Ha biz devam edebiliriz. Tabii. Ha okey. Anne çıktı. Ne dedim? Yağmurda ıslanmak zorunda mısın? Ne diyorsun lan? Yağmurda. Bulmaca sorusu sordum. Ha? Bulmaca işte. Yağmurda ıslanmak zorunda mısın? Islanmak zorunda mısın? He. Yeah. Lan böyle cevap olur ben de, oğlum. Ben de exactly. Öyle diyorum. Yo. Yeah. Yo. Değilsin. Yani. Evdeysen ıslanmazsın. Islanmaz, şemsiye açarsın, ıslanmazsın. Mesela full böyle şey giydiğini düşün. Böyle muşambadan bütün bir tane büyük kıyafet düşün. Böyle tamamen işte kolunu içine soktuğun muşambadan kafana girdiğin falan. Annemce. He. Anne benim boydan baya bir şey giyiyor annemce. Tamam, Avni amcanın o giydiği gibi düşün. Çizme de giysen ıslanmazsın. Evet.
Evdeysen de ıslanmıyorsun oğlum zaten. İslanmazsın zaten. Çok saçma mantıklı. Zaten. Yağmurda olduğun için ıslanmak zorunda değilsin. Aynı adam mı arıyor bu? Bizim hoca mı arıyor acaba? Bilmiyorum. Yavaşlı bir adam sesiydi, bilmiyorum. Çok tatlısınız. Ve Caner'in ev telefonu çalıyor. Kim açar abi telefonu? Abi annem mutfakta yemekle ilgileniyor falan akşamüstü. Babam çıkmış esnaf muhabbetine böyle kahveye uğrayacak falan filan. Ben de şey yapıyorum. İşte salondayım böyle, maç tekrarı falan bulmuşum ona bakıyorum. VHS kaset bulmuşsun böyle. Aynen. tamam. Çalıyor telefon, sen açıyorsun o zaman. Yok. Çalıyor. Okey, telefon çalıyor. Sen anne. Ne maçı bulmuşsun? NBA mi yoksa Türkiye Ligi'nden falan bir şey mi bulmuşsun? Abi NBA bulmuşsun. NBA bulmuşsun. Okay. Seattle Supersonics maçı bulmuşsun. Tamam. Anne. Oğlum bakıver elim yağda. Ya bir şey izliyorum. Teyzem halam falandır, açsana. Üff. Bir şey de yapın. Babası ayrı, kendisi ayrı. Bir şey de yapın ya. Anne, öyle tülbentinin köşesiyle falan elini... Ne tülbenti? Noter bu kadın ya. Ulan tülbent öyle bir şey mi? İnce şey. Orşon diyeceksin Soykan Beyciğim. Tülbentinin köşesiyle böyle tutuyor telefonu falan. Hani mutfakta kızartma yapan anneler saçlarına koku sinmesin diye falan takarlar ya. Aynen. Alo. Evet. Evet. Burada. Hı-hı. Tabii. Yiyeceğim. Seni istiyorlar. Vekaletler benim, herhalde. Beni mi istiyorlar? Takımdan bir tane. Takımdan mı? Ülker. Kim, Ülker. Koç mu? Ülker. Ülker mi? Ülker'den arıyorlar. Eyvah. Kim? Ver bakayım. Alo. Caner. Efendim buyurun. Bu geceki rüyanı düşün. Bu geceki rüyamı düşüneyim. Bu geceki rüyanda Boğaziçi Köprüsü'nü mü görmek istersin, Ayasofya Müzesi'ni mi? Anlamadım. Kimsiniz siz? Caner. Şey, koç? Antrenör? Alo. Bu geceki rüyanda Boğaziçi Köprüsü'nü mü görmek istersin, Ayasofya Müzesi'ni mi? Ayasofya Müzesi. Kesiliyor at. Ne Ayasofya Müzesi ben, oğlum? Kim bu? Ne dedi sana? Ülker'den arıyorum dedi. Oğlunuza teklif var dedi. Pivot pozisyonunda açık oldu dedi genç takımda. Ben de öyle aldım telefonu. Bana dedi ki dün geceki rüyanı düşün. Hiç rüya da görmedim. Rüyanı mı düşün? Evet. İşte işletiyorlar. Artık herkesin evinde var bunlar. İşletiyorlar. Nereye verdin oğlum ev telefonunu? Annem, kime vereceğim ben? Özellikle seni istedi. İsmen seni istedi çünkü. Anne kulüpten almıştır belki. Evladım. Olabilir. Tamam. Yani ben de koç falan arıyor sandım dedin. Teklif edilecek falan yapınca heyecanlandım. Anlamadım. Bir tane herhalde bir şaka yaptı arkadaşın oğlum. Ne, enişten falan mı ya bu? Seviyor böyle. Sen eniştenin sesini de mi tanımıyorsun artık? Ne bileyim anne, bilmiyor musun adamı? Neyse tamam ben kadar. Dönüyorum. Köfte yapayım mı sana? Köfte mi? Aslan oğluma. Patatesle kızartacağım mı? Oğlum patates yemedi de hocam. Hocam yeme diyor patates. Göbek ama. Yapıyor diyor. Haklısın. Ayran içerim yanında. Ben sana güzel bir portakal suyu sıkayım. Köfte de yapayım. İçtim sabah oğlum, içtim. Hadi böyle patates köfte ayran vallahi. Sabah pekmezi yemedin zaten. Antrenmanın var yarın. İşte evet. Hadi bugün biraz şımaralım, yarın şey yaparız. Bir patates soyarım. Tamam. Vallahi kralsın sen, ama bayılıyorum. Hadi git sırnaşma. Öpeyim bir tane. Hayır sırnaşma. Git. Git. Gel. Hadi git. Canım annem. Git. Ya böyle aşağı yukarı aynı zamanlarda olarak tasvir edebileceğim garip telefon konuşmaları yaşıyorsunuz. Tabii ki birbirinizden habersiz bunlar, ikiniz haricinde. Akşam oluyor.
biraz böyle bir sonbahar akşamına göre soğuk geçiyor. Normalde üstünüzü örttüğünüz böyle ince bir yorgan ya da daha kalın bir pike yeterdi. Ama bu sefer örttüğünüz örtüler size yetmemeye başlıyor. Hatta bazılarınız soğuk terler döküyorsunuz uykusunda. Sizin için garip, zor bir gece oluyor. Metin'in oynadığı Caner karakteri gerçekten de rüyasında hani bir first person düşünün. Birinin gözünden görüyor. Yukarıdan kendini görmüyorsun. Sultanahmet Meydanı'ndasın. Bakıyorsun insanlar, herkes Türkçe konuşuyor gibi. Turistler de Türkçe konuşuyor gibi falan. Hmm. Ayasofya'yı görüyorsun ondan sonra. Birden bunun aslında tamam bir rüya. Ben bunu bilinçaltım sayesinde görüyorum ama bugün böyle bir konuşma yaşadık. Ayasofya bilmem ne falan. Böyle gidiyorsun geliyorsun gerçeklikle, tamam mı? Okey. Görüyorsun Ayasofya'yı. Ve ne yapacağını sana bırakıyorum. Kontrol edebiliyorsun kendini rüyada. Asiktir. Oha çok iyi. Ne yapıyorsun abi? Sultanahmet'i biliyorsun zaten. Lucid Dream mi lan? Evet abi. Evet. Vay soygun. Oha. Ya. Abi oradaki böyle bir turistle falan sohbet etmeye çalışacağım. Okey. Nasıl birini arıyorsun? Her türden insan var biliyorsun Sultanahmet'te çünkü. Abi yani özellikle işte böyle atletik bir yapısı olduğunu düşündüğüm birine falan gideceğim. Abi öyle sen buna karar verene kadar öyle biri yoktu. Sen bunu aklında düşündüğün andan itibaren döndün ve böyle 2-10 civarında siyahi çok atletik biri var. Öf. Çok iyi. Fizik yapısı da sana benziyor yani. Sen spordan anlayan birisin. Basketçi gibi. Hi. Merhaba. Merhaba mı? Türkçe biliyor musunuz? Sen bilmiyor musun? Ha çok pardon, ben sizi Amerikalı falan gibi şey düşündüm, kusura bakmayın. Merhaba. Merhaba. Ya ben açıkçası böyle bir anda kendimi burada buldum. Ayasofya işte Sultanahmet falan. Tamam. Bana komik. Sorun ne? Ne bileyim işte siz böyle Türkçe konuşuyorsunuz. İnsanlar da bir garip açıkçası. Abi. İnsanlar da bir garip diye düşünmeye başladığın anda insanlar yavaş yavaş o adama dönüşüyor. Ah siktir. Oha. Hepsi sana bakıyor. Ne var bunda be? Aa ne oluyor ya? Bir dakika nasıl ya? Oo saçmalık, bir dakika. Anne? Efendim oğlum. Annenin böyle kafası giriyor ya. Yani. Anne neredeyiz biz ya? Herkes kayboluyor. Bakıyorsun Sultanahmet'tesin. Abi böyle yaklaşıyorum Ayasofya'ya doğru. Yani bir tek şu an şey yani odamda Ayasofya müzesi var. Çünkü yani sabah da böyle bir konuşma olduğu için. Hı-hı. Çok garip yaklaşıyorum böyle giderek hani... Böyle içeri girmeye çalışacağım falan, kapısına doğru yaklaşıyorum. Ama çok tedirgin adımlar yani. Abi, Ayasofya'nın kapısına yaklaşıyorsun. Böyle iki tane kocaman içe doğru açılır kapısı var biliyorsun. Böyle işlemeli mişlemeli. Onun önüne yaklaşıyorsun. O kapı açılıyor senin önünde. İçeri doğru bir adım attığın anda gözlerini açıyorsun ve rüya bitiyor. Yine uyandım. Okey. Bu arada hala gece. Yani tahminen böyle 3-4 gibi falan saçma sapan bir saatte uyandın. Uykunu da güzel alamadığın belli. Ekstra üşüdüğünü hissediyorsun sadece. Bunu söyleyebilirim. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Az önce bahsettiğim ekstra soğukluk, rahat yatamama hissi. Ve o garip telefon konuşmasının, normalde kapatıp geçeceğiniz telefon konuşmasının üzerinizdeki saçma sapan bir etki olarak tarif edebilirim yani. Ya neydi, neydi ya o falan gibi. Sabah uyandığında ekstra bir şey yapan var mı? Bir pazar sabahına uyanıyorsunuz.
Ben muhtemelen bizimkilerle kahvaltıya oturacağım. Aynen. Ailece kahvaltı ediyoruzdur. Hı hı. Bizim hocam iç oda rutubetten birazcık şey yapmış. Onu boyamamız lazım gün içinde. Ha, sen bu. İşçisin, sen iş çıkarıyorsun. Beraber boyarız babamla o kadar. Ben toprak küf kokusuyla artık bütünleşmiş şekilde uyanıp duvarı falan sileceğim büyük ihtimalle. Hiç hani öyle bu konu hakkında hiçbir şey yapmayacağım büyük ihtimalle. Dümdüz yatıyorum. Hocam burayı oynar mıyız bilmiyorum ama yani sizi bırakıyorum o kısmı. Ben muhtemelen İşte bizimkilerle kahvaltıya oturduğumda böyle çok önemsemeden ya dün gece de böyle garip bir rüya gördüm şum falan diye anneme falan anlatacağım. Yani senin işine yarayacak hiçbir şey söylemeyecekler. Aa falan diye sucuk yiyecekler. O yüzden oynamayalım. Niye sucuk yiyor? Sucuk mu? Annem belki bitmiş mi herhalde? Annem noter dedi, ben hemen devlet memuru maaşı koydum kafaya abi. Sucuk yiyorlardır yani. Muhtemelen. Afiyet olsun. Okan, bunu karşılaşırsanız sorarsın yani. Bir şey söyleme. Göz yumurta kırmış annem onun üzerine. Böyle ekmeği bandıra bandıra yiyorum. Çok acıktım lan. Niye öyle yaptınız ya? Saçma sapan. Toprak. Bir şeyleri artık atıştırıyorsun ne bulduysan. Duşunu alıyorsun falan. Öğleden sonra gibi kapın çalınıyor. Bana daha önce büyük ihtimalle yine benlik misafir falan gelmedi hiç. Gelmedi hiç. O yüzden çok yeltenmiyorum yani. Beraber yaşadığın kişi böyle küfrede de oflaya puflaya falan. Hadi abim açsın ya. Açıyor kapıyı. Neymiş iki gündür ya. Toprak. Hayda. Diyor, içeri gidiyor, kanepeye atlıyor. Yine böyle kalkıyorum. Kafamı uzatıyorum önce. Gitmiş değil mi koridorda? Hiçbir şey görmüyorum. Yok. Kapı açık, aralıklı. Yok, kapının önünde biri var. Hı. Kapıya doğru gidiyorum. Hafiften şöyle açacağım. Çok açmadan böyle. Böyle 20'li yaşlarında mavi gözlü, esmer, beyaz tenli, kirli sakallı, çok yakışıklı bir çocuk var kapıda. Böyle bir resmi kıyafet gibi bir şey giymiş ama daha böyle hani kargocu kıyafeti falan gibi, postacı kıyafeti gibi bir şey düşünebilirsin. Elinde de bazı evraklarla bekliyor. Merhaba. Buyurun, bana gelmişsiniz. Merhabalar Toprak Hanım. Sana kağıdı gösteriyor, böyle bir şey çeviriyor. Geçen gün bizden bir şeyler satın almışsınız da müşteri memnuniyeti anketi falan diyor. Sen o sırada kağıdı gözüne doğru sokarken hissediyorsun zaten. Bakalım kağıda. Ne yazıyor kağıtta? 2 saat sonra Küçükçekmece'deki kibrit fabrikasında ol. Umarım memnun kalmışsınızdır efendim hizmetimizden. Birden 5'e kadar bizimle ilgili puanınızı verirseniz. Bir daha söyle bakayım o son söylediğini. Hizmetimizden umarım memnun kalmışsınızdır efendim. Birden 5'e kadar bizi puanlayabilirseniz. Sorgamur, gözüm şey, kağıtta eğer bir marka adı yazıyorsa onu arıyor ki hani sizi bitireceğim falan, hani öyle bir özgüveni var, anladın abi, mı? Ama kağıtta başka bir şey yazıyor mu? A4 kağıda kurşun kalemle yazmış. Öyle hiçbir şey yok kağıtta. Evet, yalan testimiz yok ortada hiçbir adamın şey. Adamın üstünde başında da bir şey yok. Yok yok, şey böyle tulum giymiş falan, böyle şapka dün takmış dün, hani hani fake, anladın mı her şey? Bunu da sakla bakıyorum. Bunu da saklamıyor yani zaten. Tamam, okey. Kağıda bakıyorum, adama bakıyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Bir tırstı. Cem ve Ceren'in evi. Aman ya. Kim açar kapıyı Tuana? Muhtemelen ben açarım. Anne! Açayım mı? Aç kızım, hadi. Kapıdan baktım. Aferin falan diyor annen. İçeriden mutfağa geri dönüyor. Kapıdan bakıyorsun. Esmer, beyaz tenli, 20'li yaşlarda, kirli sakallı, yakışıklı bir erkek. Üzerinde garip bir tulum.
garip bir şapka ile elinde kağıtlarla kapıda bekliyor. Açtım şöyle. Buyurun. Merhabalar. Geçen gün bizden bir kereviz almışsınız da. Müşteri memnuniyeti açısından bir anket yapıyorum falan diye sana gösteriyor. Anne, kereviz mi aldın? Kereviz mi aldın anne? Sallamıyor bu arada. Okey. Döndürüyor kağıdı. Anne seslenmedi mi? Ya duymadı herhalde. Bir daha seslenebilirsin. Anne kereviz mi aldın anne? Ne kereviz? Aldım. Pazardan aldım. Pazardan mı aldın? Kaç veriyorsun kerevize? Çık, bırakıyor mutfaktaki işleri falan. Kapıya geliyor annem. Ne oldu kızım? Kaç veriyorsun kerevize? 6 veriyorum. Merhabalar beyefendi. Tamam. Kereviz mi satıyorsunuz? Yok, satmış önceden kereviz. Bize kereviz satmış, şimdi evimize mi gelmiş? Beyefendi kimsiniz? Yok, kereviz. Efendim, biz kerevizlerin organik kereviz üretiyoruz biz ve Gümüşhane'de bir yerimiz var. Oradan İstanbul'a her hafta çok organik taze kerevizlerimizi pazara önce yayıyoruz. Pazar malı gibi düşünebilirsiniz ama şirketleşme yolunda, fabrikalaşma yolunda giden bir oluşumuz. Sizin de kereviz aldığınızı fark edince bütün müşterilerimize bu mahalledeki, alsalar da almasalar da aslında kapı kapı gezik biz salı pazarından kereviz aldınız mı almadınız mı diye söyleyip biz müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz yani. Anladım. Şeyciler gibi böyle satıyorlar ya işte, neydi onun adı ya, pazarlamacılar gibi. Geçen de geldi biri 30 saat şey... Annen gelmeden önce kağıt sana çevrilmişti ya bu arada. Aha. Sen orada şeyi okudun, annene söyleyip söylememekte özgürsün tabii ki. Okudun mu? Zaten bir cümle ve sana çevirdi hemen. Okay, okumamış. Tamam. O zaman baktım ama görmedim diyorsan tamam. Ya şöyle yaptım. Anne dedim. Anne, o zaman tamam. Kadar baktım gibi şey. O zaman adam da bakmadığını fark etmiştir zaten. Görmediğini fark etmiştir. Tamam. Şey gibi herhalde anne. Pazarlamacı şeyler gibi oluyor ya. Hı. Geçen de süpürgen attı arada. 30 dakika süpürgen attı adam bana. Ben izne salalım süpürgeyi. Zaten süpürgemiz vardı. İyi iyi tamam hadi. Kolay gelsin kardeşim falan diyor. Tamam. Kapatıyor aynen kapıyı. Tamam. Böyle bir tırnak, hani ufacık bir fiske vuruluyor kapıya. Aynen kapattı gitti ve arkada sen vardın ya. Böyle senin duyacağın kadar bir fiske vurulup alttan bir kağıt atılıyor içeri. Tamam. Annene belli ediyor musun? Yo. Okuyor musun? Evet, okuyorum. 1,5 saat içinde Küçükçekmece'deki kibrit fabrikasında ol. Affedersiniz. Olun. Olun. Evet. Ama kibarlık olsun diye dediğini tahmin ediyorum. Nasıl tahmin ediyorsan artık. Beynim benim beğendiğini sanıyor bu arada şeyin. Kapıdaki çocuğun. Ya of. Ama 17 yaşında kız abi. Ben vururum o adamı ya. Ne demek benim ablamı beğenmek? Diyorum. Böyle Elias'ına bakıyorum. Güzel mi Elias'ı bu arada? Yok. Okey tamam. Böyle katladım. Koydum. Böyle okup kibrit fabrikasına gideceğim ben. Falan yapıyorum. Cebime koyuyorum. Çok güzel. Böyle düşünüyor. Ama yani sanmam gideceğini. Benim olaylardan haberim yok. Yok. Adamda bakıyorum böcek ailesinden kim geliyormuş. Falan. Müşteriki neyi icat etmiş, ne yapmış. Sen boşundasın. Aynen yani, biz mastürbasyon. Cemre sana bir şey çaktırana kadar sen boşundasın gerçekten. Samet. Baban geliyor. Uykudan uyanmış böyle. Bir de falan uyanmış. Ha bir hafta sonu var ya. Ya bir çay koyun da. Günaydın baba. Günaydın günaydın. Bir böyle çeyrek ekmek falan atıyor ağzına. Hiç her gün aynı şakayı yapmıyormuş gibi böyle sigara yaltlık falan diyor. Onu yiyor. Mesut vardı ya, hırdavatçı. Evet, evet. Dün geldi. Senin diyor oğlanı 2 günlüğüne ben çırak olarak çalıştırabilir miyim diyor. Saçmalama gözünü seveyim Mesut abi, tanımıyor musun ya? Çok büyük para dedi oğlum.
Bu arada siz iş başı 50 lira falan alıyorsunuz dönemin parası. 50 milyon falan alıyorsunuz yani. Bir saatlik bir yardım işine 250 milyon para teklif edilmiş. Oha. Aldım onu. Babam mı söyledi şu an? Tam bu cümleyi mi kurdu? Ben geleyim dedim. Normalde. Abi senlik iş yok yani, çırak yeter dediler. Baba çırağa 250 milyon mu veriyormuş ya? Oğlum anlamadım ki. Sen bak, sen onu al. Sen onu yaparsan 2 gün ben sana izin vereyim. Oo, bir şey söyleyeceğim. 1-2 saat diyorsan ne zamanmış? 1 saat bak, dedi. Bak sattırmayın. Ben bitireceğim artık onu ya. Ben uyanamadım. Normalde dün aklıma gelecekti de gece sızmışım. Bu saat kaç o? 1 saate falan bu yani. Ha şimdi. Bayağı hemen yedinse çık oğlum ya. Olur baba, ben yedim yemeğimi, çıkayım ne? Al Ali çantasını çık. Yok ya, şey küçük çekmecede kibrit fabrikası var. Evet. Oraya. Fabrikaya mı gideceğiz? Ne bileyim oğlum, orada artık bir şeyini tamir mi ettirecek? Davat işimi yapacağız, elektrik. Ben alıyorum çantayı o zaman. Ne al git hadi ya. De ben Mahmut'un oğluyum de gidince. Tamam canım, şey yaparlar zaten. Anne bu eldivenlerim nerede benim? O çekmecene bak. Aldım abi, kapının girişinde abi kalmış. Aldım. Taktım eldivenimi. Üzerimdeki kıyafet değiştirmedim, kirleniyor genelde diye. Bari dedim hani eşofman. Alet çantası yok ortada. Aa. He. Arıyorsun. Hani boş repe yaptırmayayım. Alet çantasını arıyorsun evde. Odandaki çekmece de çıkıyor. Kesinlikle odandaki çekmeceye koymadın alet çantasını. Koymam da. Ve üzerinde bir kibrit kutusu var. Babam bıraktı herhalde ya. Baba! Heh. Bu alet çantanı sen bıraktın benim odama. Oğlum senin kendi alet çantan yok mu? Ne yapayım ben senin alet çantanı ya? Ne bileyim, kapıda falan görüp kibrit mibrit var üstünde. Senin mi bu? Lan pez... Sigara mı içiyorsun lan yine sen? Ya baba ne bileyim. Kibrit şeyin ben... Baba biliyorsun, o bir kere öyle bir şey oldu da... Senin ağzına sıçarım. Ağzını... Bir daha elini sürersen sigaraya ağzını sıçarım. Yemin olsun bak sana, sallandırırım baba, seni. Meydanda sallandırırım. Tamam, okula da gidemezsin. Bir daha baba, dışarıda çıkamazsın. Sikerim seni, belanı seni şimdi. Babacım çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Hop çıktım. Hadi kolay gelsin diye de sıkıştırıyor araya. Hani para getireceksin ya eve. Çıktım. Çıktım. Kaçtın değil mi? Çıktım. Okay. Aldım çıktım. Kibrit kutusunu bu arada böyle şey yaptım, engamede falan ne yaptığımı bilmiyorum. Sen söyle okay. Cebime koydum o engamede, yere mi düşürdüm o senin bileceğin iş. Abi... Yani almışındır çantayla beraber. O çünkü o böyle babam çok kızınca ben panik yapıp çıktım çıktım falan. Almışındır çıktım yani. Caner. Aşkım sen otur, şeydir, Yılmaz'dır, antrenmana gidecektik. O gelmişti, ben bakarım. Okey. Okey. Aşkım mı dedi o? Okey. Okay. Annem aşkım diyorum oğlum, seviyorum kadını. Aa ben başka bir şey düşündüm. Tamam. Ben yok, annen oldu. Ne dedi? Yok anneme aşkım. 17 yaş yaşında. Annene aşkın dedi. Tabii. Tamam. Ha. Çok annesine düşkün ergen. Ben de dedim ki bu noterler dedim pazarda mı çalışıyor? Çok hızlı bir şey ekleyebilir miyim bu arada hocam? Hı hı. Sevgili Caner'in sekansından sonra sadece 5 dakikalık bir ara verebilir miyiz? Tabii. Bir yemekleme falan koyayım. Tamam teşekkür. Hatta sen git şimdi istiyorsan ama dinle tabii, sen de dinle. Dinleyeyim. Açtın kapıyı. Sen ya Yılmaz falandır, aynen antrenmana gidecektik diyorum böyle. Çantayı falan alıyorum böyle kalkınca. Hatta böyle kalkarken anneme bir tane öpüyorum her an çıkabilirim diye. Çantayı alıp kapıya gidiyorum abi. Açıyorsun kapıyı abi. Aç. Az önce tasvir ettiğim adam. Ben Keko gibi çıktım, kapıya kimse gelmedi. Sana merhaba. Bir kağıt çeviriyor. Efendim merhabalar, biz Basketbol Federasyonu'ndan geliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı vesilesiyle yolladılar. Genç basketçilerimize müze kart. Bundan sonra bütün sporcularımıza ücretsiz. Ayasofya Müzesi başta olmak üzere bütün müzelere İstanbul'da ücretsiz girebilecek
bir kart ayarladık efendim. Sizler bizim veli nimetimizsiniz. Sizler bizim gençliğimizsiniz. 45 dakika sonra Küçükçekmece kibrit fabrikasında ol yazıyor kağıtta. Tamam, ben kartı alayım o zaman. Kart martı yok. Tamam, ben yazıyı okudum da anlamadım. Kart martı alayım diyorsun. Aynen. Tabii buyurun efendim. Şuraya bir imza alacağım. İmzalayayım mı? Nereye imzalıyorum? Böyle yapıyorum. Çok güzel sporcu taklidi bu arada. Basketbol imza, değil mi? İmzalayın efendim. Basketbolcu olmasın yani lütfen. Sonra mı gelecek kart? Ben anlamadım. Kartı verdim az önce. Ha, o kartı verdiniz siz. Tamam. Tamam. O zaman... teşekkür ederim güç ben. Güç kuvvet versin Allah. İyi şanslar maçlarınızda. İyi günler teşekkürler, efendim. Teşekkürler, teşekkürler. İyi günler efendim. Anne, Yılmaz gelmemiş de ben çıkıyorum. Antrenmana gideceğim, alırım ben Yılmaz'ı geçer. Falan çat diye çıkıyorsun. Ben adamın peşinden çıkacağım Soykan bu arada. Uh-huh. Adam çok uzaklaşmadan gideceğim. Çok uzaklaşmadı adam. Okey. Çıkarttın kafayı. Abi, zaten çıkarttım. Tıkır tıkır merdivenden inme seslerini duyuyorsun apartmandan. Peşine yapışırsan sen çıktığında apartmanın kapısı kapandı. Bir tık hızlıyım Soykan hatta. Tamam, sen çıktığında apartmanın kapısı kapandı abi. Tamam. Bastım. Pardon. Fıt 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 falan hızlandı. Ben de hızlandım. Beyefendi affedersiniz. Falan yetişebiliyor muyum? Koşuyor. Sen de koşuyor musun? Koşmayacağım arkasından da. Baya. Ben koş. Şöyle koşuyor. Soykan, Yılmaz'ın evi bizim 200 sokakta, tamam mı? Tamam. Ben ona doğru gideceğim için bir yandan da hızlanıyorum ama adam Usain Bolt gibi koşuyorsa o kadar hızlı koşmayacağım ama adam yani bir küçük jog atarım. Yok, Usain Bolt gibi koşmuyor. Koşuyor ama. Ya hızlı koşuyorsa ben jog atarım maksimum. Tamam. Ama arkasından sürekli pardon falan diye. Böyle. Tamam, bağırıyor, dönüyor sana böyle. Koşuyor bilmem ne falan. Abi yakalayabildin mi? Ya bu kovalamaca böyle 10 dakika falan sürüyor, tamam mı? Yani sen vitesi arttırdıkça o vitesi arttırıyor. Fakat şöyle bir şey, böyle James Bond sahnesi gibi böyle pazar yerine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, bilmem ne koşuyorsunuz falan, dükkanların arasından geçiyorsunuz. Ondan sonra bir evin önünde duruyor adam. Böyle giriş kat, müstakil bir ev. Ama yani derme çatma. Kapıyı tıklatıyor. Alttan bir kağıt bırakıyor. Sen o sırada ne yapıyorsun? Ya ben adamı yakalayabilecek pozisyonda mıyım artık yani? Zar at. Ben de atayım. Hadi. Ay, hadi oğlum Mete be. Helal Mete. 19. Bakın belki 20 atar. Atmaz. 11. Koş oğlum. Net info aldık. Abi istesen gider adamı enseden tutarsın yani. Ya hayır, ensesinden tutmayacağım da koştum yanına kadar. Tamam. Dibine kadar girdim. Abicim manyak mısın? Niye kaçıyorsun? Kimsin Mete, sen geldin elinde kağıt? Mete. Bak. Şu an diye gittin ya adamın yanına. Adam böyle bak. Efendim. Abicim kim? Ya niye? Koşuyorsun, iki sokaktır. Manyak gibi kovalıyorum seni, sen seslerini duymadın mı? Talimatını almadın mı Caner? Abi aldım, onu soracağım. Siktir git o zaman, neyin peşindesin? Nasıl siktir? Siktir git, yetişmen gereken yere yetiş. Bak o şekilde konuşma, tanıdık bir sürü insan var. Olay çıkmasın şimdi, dur. Sen geldin, bana dedin ki 45 dakika içinde... Küçükçekmece'deki kibrit fabrikası diyorsun. Ya ne olacak? Seçme mi var? Bana hiçbir şey de söylemedin ki. Anlamadım ben. Müze falan dedin. Kimsin abi sen? 35 dakikan kaldı. 35 yaktı. Yetişirim bir otobüs buradan. O da dert değil. Sen kimsin abi? Manyakım demiyor. Aptal aptal görevler veriyor. Kağıdı bırakmıştı zaten. Yavaş yavaş yürüyor bu arada. Ama şöyle yürümeye olur ya, böyle birine dayılanırsın. Senin yanından çok yavaş yürümeye başlar ama hani takip edersen, bir daha bir şeyler söylersen bir terslik çıkacağını bilirsin ya. Yanından böyle çok sakince yürüyor. Serbestsin ama.
Tamam, ben işte o sırada şeyi darlıyorum. Abi ne, ben şimdi buraya gideceğim. Pardon, burayı bölmem lazım. Tabii. Ceren, Cem. Az önce kapınız çalındı. Yine. Hı hı. Bugün hep bana yeri gibi. Biz çalışmayalım olur mu? Vallahi çalışmayalım. Hani yemek mi yapıyorsun anne, açıyorum. Aç kızım, aç ya. Aç, iki gündür telefonun kapısı aç ya. Sen boşu ver gel. Buyurun. Direkt açtı. Bak. Sen kapıyı açtın. Bir adam, az önce gördüğün aslında, bir saat önce falan gördüğün adam, uzunca böyle yapılı birine siktir git almadın mı talimatını falan diye bağırıyor. Buyurun, alo. Efendim, siz yine mi geldiniz? Seni de görüyor böyle. Üflüyor. Gözüyle böyle kapının önünü işaret edip gidiyor. Bir kağıt var kapının önünde. Mektup mu yazdı bu bana? Çok gerçekten böyle düşündüm. Allı kağıdı. Ben böyle abi kapıda gördüm kızı ve iyi günler falan yaptım böyle. İyi günler falan yaptım. Yürüyoruz biz herhalde. Tamam. Ben kızılayım. Tamam. Ha, sen gittin mi iyi günler deyip? Ha, yok, biz adam yürümeye başladı. Adam sen şey. Yani adamı mı takip ediyorsun sen hala? Ben adam mı şey ya, ben yetişirim tamam mı? Yarım saat oradayım ben. Ama benim şeyi anlamam lazım. Bana Ülker seçmelerine mi gönderiyor bu adam? Benim derdim o. Derdi var adamın, derdi. Bu adam anlıyor ya belli ki. İşlere bak ya gerçekten. Oradan okay. Haber bekliyorum çünkü. Ne diyorsun? İyiler. Şey abi şimdi ben giderim fabrikaya da şey anlamadım. Duyuyor muyum? Yok, uzaklaştılar artık. Okay. Seçme mi? Ne bu? Ben niye gidiyorum buraya? Biz yanlış tercih mi yaptık acaba ya? Yanlış tercih değil abi, bak ben çok iyi top, ben çok iyi top atıyorum abi. İnanın ben paslarım iyiydi, pot altında bitiriciliğim falan çok, hiç o konuyla ilgili sıkıntı yok. Ben kimi bulayım orada, koçu mu bulayım? Kim var beni orada, kim bekliyor? Sen ben şimdi 40 yarım saate yetişirim, şuradan otobüs kalkıyor birazdan. Biliyorum onu. Orada kimi bulayım? Kasap. Kasap? Ne? Kasap mı? Şey mi abi bu? Yani sert oynayan biri mi? Ben anlamadım ki. Kasap diyorsun. Neyse. Böyle kendi kendine şey yapıyor. Yani seni dikkatle dinliyor. Ben de zaten ama, sen de bana cevap ver. Böyle şey ama şokta herif. Suratında şey görüyorsun. Seni anlıyor. Bu paniğini anlıyor. Aşağılaması falan mizacından. Yaşça da aranızda büyük fark var ama. Böyle bir şey katamayacak gibi. Hani sana ya bakıp kafasını falan sallıyor. Toykan, dövdürsem bana orada bir daha siktir git dese mahalleden bir ıslıkla 300 tane adam toplarım da adama şey dersin. Belki de ondan korkuyor. Belki de ondan korkuyor Mete, bilemezsin. Ha, o da olabilir. Benim de duygu durumum şu. Yani adam bana siktir çekti falan ama şimdi önemli biriyse ben o yüzden atar da yapamıyorum adama. Tamam şey, sen kasabı bul dedin abi, ben gidiyorum. Kasap herhalde bir bas şey, sert oynayan biri falan. Aynen. Ben gidiyorum o zaman fabrikaya. Kasabı buluyorum. Orada benimle ilgileniyorlar. Yürüyor bile zaten. Anladım. Tamam. Şey, ben ismin neydi abi senin? Beni kim yolladı diyorum ben. Emre. Emre. Emre Bey yolladı diyorum. Tamam. Şey abi, benim antrenman vardı da 1,5 saate. Çok uzun sürer mi orada işin, biliyor musun sen? Aranızda 100 metre falan artık açıldı. Artık evet. Anlayayım. Oğlum herif seni takmadan yürüyor. Antrenman da yalan. Anladım. Emre Bey yolladı diyorsun sen. Ben o zaman yetişebilir miyim? Yarım saat ya. Yetişirim. Okey. Gittim otobüs durağına, otobüs bekleyeceğim abi. Sultanahmet diyorum. Küçükçekmece'ye gidiyorsun. Hı hı. Tamam. Soykan beni... Ben kapıdaydım. Ne kadar benim? Onu şey yapalım ama ben yazıyı okumadım. Pardon Okan. Ben bilmediğim için soruyorum. Benim yolum ne kadar ve neyle gideceğim? Sana kaç saat dendiyse abi. Hocam ben Zeytinburnu'ndan. Tamam. Ya ben hani semtleri düşünmedim. Hepinizi sıraya koydum. Sana kaç dendiyse eksi yarım saat hazırlanma süresi gibi düşün.
Tamam, peki yürüyerek mi gidiyorum şeyle mi? Toplu taşıma, toplu taşımayla gidersin. Tamam, teşekkür ederim. İstanbul'da hiç yere yürüyerek gidiyorum. Evet, maalesef. Evet. Tamam, pardon. O zamanlarda da gidilmiyor Okan. Bakıyor musun kağıda Cemre? Aha. İşte soyadınızı konuşmadık ama soyadınızla beraber Cem bilmem kime yazıyor üzerinde. Açtım. Hiçbir privacy anlayışım yok. Tabii ki yok. Neymiş ya bu? Aynı adam bırakıyor bana. Açtım. İşte böyle inanılmaz heyecanlı bir ses tonuyla, yazım stiliyle. Yağmurda ıslanmak zorunda değilsiniz. İşte kibrit şemsiyeleri, bilmem ne falan, böyle reklam ağzıyla yazılmış bir şey. Siz de büyük indirimleri kaçırmamak için yarım saat içinde yazıyor bu arada. Büyük indirimleri kaçırmamak için yarım saat içinde Küçükçekmece Kibrit Fabrikası önündeki standımızda olun. Cem diye odasına gidiyorum ara ara. Cem. Ben ne oğlum ya? Cem, ne böyle oldu? Bir şey geldi sana. Bir gelsene. Bana da bir tane adam böyle bana bir tane kağıt verdi. Ben anlamadım ki bunu sana mı sormuş, bana mı sormuş. Şunu alsana. Ne bu? Ne diyor bu? Ne kağıt o ya? Bak onu merakla. Baksana bir. Ne kağıt o? Bilmiyorum bak. Bakayım. Bakıyorum kağıda. Cem. Sen kağıda bakıyorsun. Şu yazıyor abi kağıtta. Kimseye bir şey bahsetme. Cemre'nin de haberi var. Yarım saat içinde Küçükçekmece Kibrit Fabrikası'nda ol. Ceren. Bu şans karşına bir daha Cemre diyorum Ceren. Bu şans karşına bir daha çıkmaz. Sen okudun mu kağıdı? Benim işte bir şey şemsiyelere. Yağmur bir şeyleri anlamadım ki. Dedi ya işte. Dedi ya telefonda, dedi ya yağmurda ıslanmak zorunda mıyız dedi. Ha işte. Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız? Değiliz. İşte şemsiye dedik, ev dedik, var dedik. Şemsiye senin diyorsun. Kağıdında bir şey yazmıyor bu arada Suray. Dedi şimdi Tuhan'ım. İkinizin ben gördüğü şeyler farklı o kağıtta. Hayır, benim kağıdımda yazmıyor ama Tuhan'a dedi bana. Aha. Ha sen ona diyorum. O şemsiye işte değil mi, o şemsiye muhabbeti? Ha işte ne anlamadım ki, reklam gibi bir şey yazıyor da. Ne bu şey mi, iş mi bu, iş ilanı mı bu, ne bu? Ne bileyim bak, bana da yazmış bir şey, bana ne da yazmış. Sana? Göstermeyecektim de ben şey sandım. Kibrit fabrikası falan bir şey diyor. Göster ya, Ceren'in haberi var diyor, göster ne olacak? Açtım al. Aldım. Cem böyle kurşun kalemle dandikten yazılmış bir kağıtta şey yazıyor. Bizi 1'den 5'e kadar puanlayabilirseniz çok seviniriz. Şen kerevizcilik. Şen kerevizcilik. Aha. Ne? Şen kerevizci. Ne diyorsun oğlum ya? Kağıdı yan çeviriyor, ters çeviriyor. Bakıyor Soykan, böyle anlamlı bir yazı oluşuyor mu diye. Yok. Işığa tutuyor, bakıyor. Oluşmuyor abi. Şen kerevizcilik kim? Tanıyor musun sen kerevizciliği? Böyle hemen şey bu, Sherlock ya. Tanımıyorum Şen Kerevizci. Kendi kağıdını da alıyor, onun kağıdını da yan yana koyuyor, böyle hani bir yerlerden bir şey çıkıyor falan diyor. Ne yapıyor, bakıyor. Ne yapıyor? Manyak deli deli yaptın, ne oluyor? Üst üste koyuyor, onları böyle ışığa bakıyor. Sadece bizi aratabilir misin Suray? Bir investigation zarı bu. Senin böyle bir şeyleri araştırmayı sevdiğini falan biliyorum, bonusun kafamda var. Garip bir koku var sadece, ama o da sadece kağıdı sen şey yaptığın için böyle. Elim kokuyor. Falan yaptığın için. Elim. Yok, elin ne? Kokmuyor. Ha, kağıt mı kokuyor sadece? Böyle dibine kadar burnunu soktuğun zaman mürekkepler, kurşun hı-hı, daha doğrusu kokuyor biraz. Ne yapacağım? Koklasana bir. Ne yapıyorsun oğlum, manyak mısın ya? Değişik kokuyor, biraz garip kokuyor. Sen kereviz diyorsun, koku diyorsun, anlamadım ki ben seni. Adamı soruyorum. Gidelim. Gidelim yıka o zaman, manyak mısın? Gidelim buraya o zaman. Niye gitmiyoruz ki? Böyle şey de yapamadı. Böyle kık diye kokladığı için aldı ve kokluyor böyle, ama kendini sorguluyor. Niye böyle bir şey yapıyorum? Kokuyor mu? Şey? Kokuyor. Peki teşekkür ederiz Soykan. Ne kokuyor? Ya şimdi ben onu 9'la söyleyemiyorum. Ha, ben İstiyorsan sen de bizi arat. Sen de bizi arat. Kokluyoruz kardeşim. 16'ya kokar bu. 16'ya koklarız artık ya. Kereviz kokuyor. Bu böyle
is gibi bir şey kokuyor. Yani is kokuyor bu. Kömür pis mi kokuyor? Is. Is kokuyor. Böyle olsa ya. İlk. Kibrit bir şey falan diyor. Bak kibrit fabrikası ile alakası olabilir mi? Kibrit fabrikası diye yazıyor ya. E tamam işte kibrit fabrikası kokuyor o zaman is gibi. Bu adamlarım ya bir tane adam dedim. Peki. Sadece bana mı gönderdi mektup? Tamam şey dedim, ben bak. Ben bu anahtar setini, büyüteci falan hepsini alayım, çantaya koyayım, gidelim. Olay mı var diyorsun? Bence bir şey var burada. Bu bulmaca gibi bir şey işte, bu yazıyor diye. Geçen gün aldığımız dergide o ne dergisiydi, bir tane vardı. Tamam, orada yazıyordu. Adamın biri geldi, kerevizciyi mi takip ediyorsun? Değil, kerevizci adam. Nereden biliyorsun oğlum? Kamufle olmuş, kamufle. Annem kereviz almış. Kibritçi mi bu adam ya? Ceren kibritçi mi bu adam? Adam belli ki başka bir şey bu adam. Fabrikada ne yapacağız ya Cem? Bilmiyorum, annem bize söyleyelim belki... bari. Fabrikada oynamaya gidiyoruz. Ya hayır hayır, anneye söylemedim. Niye anneye söylüyoruz ya? Söyleyelim oğlum. Niye niye niye? Niye başımıza bir şey geldi fabrikaya kadar gideceğim? Niye? Ya niye kıstamızı kessin? Abla bizim adam. Gidelim fabrika. Uzaktan bakalım. Bakalım geri gelelim. İnsanlar niye kereviz diyor ki zaten, aynı sebepten. Annem söylerse gönderir mi bizi? Bok gönderir. Şey diyelim. Kibrit fabrikasının yakınlarına diyelim. Ölürsek orada bulurlar bizi. Not yazalım, bırakalım. Eğer deyiz ki, not yazalım. Diyelim ki anne dönmezsek kibrit fabrikasına gittik biz. Tamam. Cem ve Ceren. Yoksa götürün. Ya kardeş de gelmezse. Ne yazıyorsunuz notu, onu da söyleyin de. Ben aşırı güzel bir yazıyla anne. Biz kibrit fabrikasına gittik. Dedektiflik. Dedektifçilik yapacağız falan gibi böyle. Falan geyikleyip yazıyorsun. Evet yani şey yapmıyor. Odasının bir şey, yatağının böyle kenarındaki şeye koyuyor. Hı-hı. Yastığın altına, köşeye. Tamam ve çıkıyorsunuz. Sena sen ne yaptın en son? Yani ben şey bekliyorum işte. Saatin gelmesini bekliyorum. Gideceksin. Benim yapacak daha iyi bir işim olmadığı için dümdüz oraya gideceğim. Okey. Beş karakter de bir şekilde... ya bu yerden haberdar olup oraya doğru ayrı ayrı yola çıkıyorlar. Tek ortak noktanız bu dünyadaki. Bir şey ekleyeceğim. Ceren giderken annesinin alnından öptü. Gerçekten öleceğini düşünüyor. Okay. Caner yola çıktı, Samet yola çıktı değil mi? Bu beş karakterin şu an için evet tek ortak noktası toplu taşıma kullanıyor olmaları muhtemelen. Aslında sadece ikisi kardeş, diğer üçü birbirini tanımayan 5 kişi, 5 genç. En büyükleri 18 yaşında zannediyorum, en küçükleri 19, en küçükleri de 16 yaşında. Bir şekilde cumartesi günü başlayıp pazar günü biten olaylar silsilesiyle kimi rüyasında görüyor, kimi işte kargo alıyor, kimi bir kamuoyu değerlendirmesi, müşteri anketi yapılacak vesaire bahanesiyle çeşitli şekillerde bir yere çekiliyorlar. O yerde Küçükçekmece Kibrit Fabrikası. Bir süre Caner kendileriyle iletişime geçen kişiyi kovalıyor. Ondan sonra vazgeçip 35 dakika kala otobüsüne atlıyor ve Küçükçekmece'nin yolunu tutuyor. Onun dışında siz ne yapıyorsunuz Cem ve Ceren? Bayağı böyle mutluydunuz evden ayrılırken. Böyle şeye gidiyor, Attay'a gidiyoruz falan diye çıkmıştınız. Şey yapıyorlar muhtemelen giderken, böyle çeşitli spekülasyonlar falan konuşuyorlar işte. Ben Cem'e şey diyorum böyle, bu is kokuyorsa kibrit fabrikası ama işte o zaman bu adam niye kereviz dedi falan. Kerevizle bağlantı kurmaya, yani saçma sapan şeylerle bağlantı kurmaya çalışıyoruz muhtemelen yol boyunca. Okan, senin karakterin Samet ne yapıyor? Çantam. Yani babam inşallah evde bıraktığım yeleğin iç cebindeki sigara paketini bulmaz. Onu soracaktım lan, Samet sigara içiyor mu? Siyahatım. Ve bir daha mahalledeki bakkaldan sigara almayacağım. Şeyiyle. Belli ki kulağına gitmiş bir şeyler çünkü. Tabii tabii, ağzıma sıçacak. Bir kere de yakaladı zaten abi geçen aylarda. Yani çok boktan pozisyondayım. Alet çantamı aldım. Paşalar gibi gidiyorum. 250 milyon. Az para mı ya? Neredeyse. Değil oğlum. Bir
bundan 4 tane yapsak aylık asgari ücret tabii, yani. Tabii. Hakikaten ya. Toprak tabii sen ne yapıyorsun? Ya ben babamın öğretileri doğrultusunda gerekli böyle bir tehlike anında gereken herhangi bir şey olursa falan diye çantama bir şeyler doldurup. Mesela? Beylik tabancanı aldın mı? Bir çakıdır hocam. Bir çakmaktır. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle hani acil durumda faydalanmam gereken şeyleri hem hı-hı cebime işte böyle her cebime birer tane işte ne bileyim hı-hı çantama falan doldurup çıkacağım. Tamam. Diye tahmin ediyorum. Her içinde ork, elf, cüce olmayan senaryoda yaptığımız gibi bir hemen hatırlatma yapayım. Arkadaşlar belgesel çekmiyoruz. O dönemki asgari ücreti bilmiyoruz. Aklımıza gelen şeyleri uyduruyoruz. Belki Zeytinburnu Küçükçekmece'de 35 dakika sürmüyordur yani. O yüzden eğlenmenize bakın. Evet. Ben pişman oldum. Özür dilerim. Yani iyi para anlamında söyledim gerçekten. Yok abi o dönem 4 yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok güzel bir tweet'i vardır Can Bonomo'nun Yahudi soykırımı ile ilgili. Ben 86'lıyım brom diye. O yüzden öyle düşünün. Kimi sormadım? Mete. Ben abi bileklerimi ısıtıyorum. Birazdan antrenmana çıkacağım çünkü. Sürekli yolda aşırı heyecanlıyım. Seçmeye gidiyorum. Çünkü Ülker'de oynayacağım. Yani şöyle Ülker'de o dönemde yanlış hatırlamıyorsam da hafif yükselişte olan bir takım yani. Ay falan var herhalde. Tabii tabii. Evet, yani. Tabii tabii Ülker iyi. Evet. Abi o dönem değil. Şimdi durup yanlış bir şey söylemek istemem. Ülker iyi. Oraya transferim olabilir. Orada işte bir yapılanma olduğunu biliyorum. Avrupa'dan oyuncular geliyor. Ben onlarla kontak kuracağım falan gibi böyle saçma sapan hayallerim peşinde. Otobüste böyle içim içime sığmayarak gidiyorum abi. Okey. Korona da yok. Bu arada o dönemde arkadaşlar rahat gidiyor. RP'de de olsa içimiz rahatladı. Yanına ekstra bir şey alan şu anda bahsetmek isteyen var mı? Benim çantam var işte. Çakı var. Ben de onu diyecektim. Korktuğumuz için bir tane meyve bıçağı çünkü yoktur muhtemelen çakısı Ceren. Meyve bıçağı aldı. Ben de söyleyeyim abi. Karga burun. Çekil. Çantası var benim. Çünkü şey senin şüpheleneceğin hiçbir şey olmadı değil mi? Tabii ya ben her şey çok normal olduğu için bıçak almadım yanıma. Alçatan vardır Okan'cım. Yani testere var mesela lazım olursa kıl testere var. Niye şey ama alabiliyoruz diyeyim. Diyor. Ya, ne alakası? Ne aldınız yanınıza yani? Ben bir tane M16 tactical olandan ama susturucu söylüyorum. Abi ruhsatı varsa okey. Bir şey demiyorum. Bir şekilde farklı zamanlarda da olsa gideceğiniz yere varıyorsunuz. Küçükçekmece merkezine gittikten sonra aslında sonra sonra buluyorsunuz gibi. Çok da bilmiyorsunuz ama kibrit fabrikası deyince herkesin bildiği böyle bir eski Osmanlı kibrit fabrikası var. Normalde birkaç yıla kadar burası kullanım dışıydı. Ama hani belki bileniniz vardır, oralı olanınız vardır, görmüş olanınız vardır falan diye bahsediyorum ki birkaç senedir orası yeniden aktif oldu. Hatta size bir fotoğrafını göstermek isterim. Allah. Lütfen. Şöyle bir yer arkadaşlar. Ay ne kadar güzel. Soykan şu bir güneş gibi bir şey var çatının tam şeyinde. Orada bir marka, amblem, görsel herhangi bir şey var mı? Yok. Bence var mı? Yok yok. Bu şey gibi abi. Bir dakika bu nasıl bir soru? Hayır bunu abi, kapı görüyorum altında mesela. Bir küçük hayır marka etiketi. Yok haklı haklı. Arkadaşlar yerleştirme almadık da biz, ben mi bilmiyorum. Yok yani. Şöyle haklı. Sonuçta bu belli ki çalışmayan dönemindeki bir fotoğrafı. Dolayısıyla haklı Okan ama yok öyle bir hani marka gibi bir şey görmüyorsun. Hani şey vardır en fazla. Devlete ait olduğunu belirten bir şey vardır. Hani olur ya kağıt fabrikaları bilmem ne falan filan. O tarz devlete ait özel işletme değil yani. O yüzden de süslü püslü şeyleri yok açıkçası. Buraya geldiğiniz zaman sadece Cem ve Ceren'in beraber takıldığını
düşünüyorum. Diğerleri biraz ayrıksı. Görüşüyor muyuz? Nasıl giriyoruz Soykan? Ondan bizden bir bahsetsene. Abi aslında hani sizden... Ben geldiğimde onlar gelmiş mi? Sizden bahsetmenizi isteyeceğim bundan. Çünkü orada aptal aptal bekleyen bir tek siz beşiniz varsınız. Ya genelde insanlar içeride çalışıyor. Sürekli işleyen bir düzen var içeride. O çok belli. Arabalar yanaşıyor. Bir şeyler yükleniyor, gidiyor falan bilmem ne. Böyle işçi kıyafetli insanlar var, baretli insanlar var, içeride makine çalışma sesleri geliyor bilmem ne. Siz ise kapının önünde böyle turistik seyahate gelmiş gibi, niye bu kadar genç insanın burada ne alakası var, okul gezisi mi falan şeklinde sorduracak gibi boş takılıyorsunuz dışarıda. Birbirinizi gördüğünüzü farz edebilirim, orayı doğaçlayabilirsiniz. Ben gözüme kadın diye, işte kız diye şeyi kestiriyorum, Ceren'i kestiriyorum. Hı hı. Yanına gideceğim. Bir merhaba yani diye. Bir en azından şey, mekan bu mu diye merak ettiğim bir şey. Bence belki de yanlış yerdeyim falan. Da öyle bir şey yapayım. Neymiş? Cem'le konuşuyor gibiyim bir yandan mesela. Zaten suskun diş durduğum bir an yoktur. Ona göre gireceğim. Okey. Nikon'u hiç sanmıyorum ya öyle olduğunu. Bilmiyorum ki. Şimdi gireceğiz buradan. Ne yapacağız? Birbirimize girecek miyiz? İnsanlar girip çıkacak. Çok pardon. Kibrit fabrikası burası mı ya? Kibrit fabrikası burasıymış. Ben bilmiyorum. Ben burada çalışmıyorum ha. Yani ben de çalışmıyorum şimdi de. Hani tamam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Onu merak ettim. Ben hani dışarıda kimse olmayınca size sormak istedim en azından yani. Biz de buraya böyle Cem'e bakıyor. Kereviz puanlamaya geldik. Kama gel, neymiş? Kereviz ne yapmaya geldik? Kereviz puanlamaya. Şöyle biz kereviz, şen kereviz dedi mi Ceren? Şen kereviz. Şen kereviz için geldik. Siz ne için gelmiştiniz? Ben şimdi yalanım yok. Ayıp olur şimdi, sorulmaz. Garip tipler kapımı çaldı, telefonla arandım. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben böyle gizli şifreli mifreli bir şey olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Bence burada bir oyun var. Bu oyunun sonunda kim bunu çözerse, buradaki bulmacayı çözerse. Söylemesene oğlum, Allah Allah. Bir dakika. Ablacığım bir dakika. Neymiş gizli şifre dediğin şey senin, bakayım. Ablasına bakıyor böyle. Dur bir dakika. Anlatsın bir ya. Anlatsın, merak etme. Anlatsın. Burada bir tane şifre var bence ama bu mekandan başlamıyor galiba. Herhalde diğer taraftan başlıyor. Diğer taraftan başlıyor şifre. Sen bir anlat bakalım. Sen niye buradasın peki? Size ne dedi telefonda? Benim kardeşim ya. Nereye gideceğini size mi soracak? Allah Allah. Bir dakika kardeşim, ablacığım sen telefon falan dedi. Ablacığım bir karıştırma sen. Sen kimi kandırıyorsun? Bana bak. Kim gibi kandırıyor ya? Biraz tırstı bu arada Ceren. Sen bir ortalığı şöyle bir karıştırmaya çalışıyor gibisin de abim daha böyle bir mert gibi duruyor. O yüzden onu sormak isterim. Ne telefonundan bahsediyorsun? Sen bir anlat bakayım bana. Mert gibi duran tipe bak, gebeş. Sizi buraya çağırdılar mı? Canım ben şimdi anlatacaktım da. Hani bir müsaade edilmedi diye bana, ben çok şey yapamadım. Kim müsaade etti? Bu kız. Adın ablam neydi mı senin? Ablan Ceren mı? Ablam. Ceren merhaba. Toprak ben. Merhaba. Bir tanışalım önce. Merhaba Toprak. Abi siz tam tanışırken Toprak'la Ceren, çoğunuzun bildiği işte Caner ve Samet de oraya geliyor. Samet'in yalnızca zannediyorum bilmediği ve Cem'in de görmediği o oyunun ilk sekansında karşılaştığınız figür geliyor. Bu sefer bir takım elbise giymiş. Hocam ben biraz içeri girecektim ama gereksiz mi orası? Fabrikaya mı girecektin? Evet. Ben şimdi çoluk da çocuk da. İçeriden o adam çıkıyor. Sen onunla karşılaşmamış ol o zaman. Tamam. Onsuz içeri girmiş ol. Sonra önce senin sahnen oynuyor. Kurye olan, evet. Emre değil mi? Evet. Yani bizim gördüğümüz tamam. Takım elbise. O zaman önce Samet'in okay. Sahnesini oynayalım. Girdin tamam. Abi içeri tamam. Böyle.
Şimdi çok bilgili insanlar değilsiniz, tamam mı? Ülkede olan bitenle alakalı. Özellikle hani sanayidir, bilmem nedir. Bunlar çok anladığınız işler değil. Ama içeri girince diyorsun ki vay be, yani helal lan ülkeme. 100 kişi burada en az takır takır işlerini full disiplin böyle. Bir geyik meyik yok, bir şey yok. Yetişiyor belli ki her şey. Ustam bilmem ne, iki koli var diyor, iki koli geliyor. Arabalara yükleniyor, gidiyor. Başta böyle not tutan insanlar var, daha düzgün kıyafetli falan. İşçilerin yüzleri gülüyor. Normalde Samet sen daha iyi bilirsin bu sektörü. Türkiye'de çalışan insanlar mutlu değildir genelde. Bu insanların daha böyle yüzleri gülüyor. Tabii ki aptal sırıtma olmasa da herkes hayatından memnun gibi. Osmanlı kibrit fabrikası, Küçükçekmece kibrit fabrikası falan gibi bir şey de aslında hiçbirinizin hayatında önem arz eden bir yerde değil. Hani bu insanlar böyle Apple'da çalışıyor da mutlu değiller. Buluşma noktası gibi yani. giriyorsun içeri abi, böyle bir düzen, kimse seni karşılamıyor. Not alanlar var dedin. Usta başları var, evet. Ben emekçi adamım abi, not alan demek ki en az çalışan adam. Tabii yani. Ki. Ben böyle bakarım. Tabii ki daha fazla okuyup daha az tabii. Emek gösteren. Bilgi şeyi olan ama fiziksel olarak daha az çalışan kişi. Ona soru soracağım. Pardon. Hoş geldin genç. Böyle 40'lı yaşlarda siyah beyaz saçlı abiler olur ya. Kısa. Aa, mis, o hoş geldin gençten anladım. Tipi gözümün önünde şu an. Kolay gelsin abi, ben Mahmut oğluyum. Mahmut Tekdemir. Mesut abi gönderdi de benim buradaymış herhalde. Şey için geldim ben. Hırdavat elektrik bilmiyorum. Tamir için geldim. İsmim ne dedin? Mahmut'un oğluyum abi ben. Samet adım. Okey, böyle öndeki kağıda. Nohutpaşa Lisesi. Süzüyor seni böyle. Olacaktı abi. Çözeyim mi? Geç geç. Kafasıyla bir odayı işaret ediyor. Şu köşedeki odayla ilgili bir sıkıntımız var tesisatında da. Elektrik tesisatında. Tamam. Sen geç, ben seninle ilgilenecek arkadaşı da yönlendireceğim. Tamam abi. Tamam. Tek mi geldin sen? Tek geldim abi. Var ya, yardım lazımsa şey yapayım. Sıkıntı yok. Tek kişi halledersin dedin. Sıkıntı yani. Yok kardeşim, buyur buyur. Tamam. Bir zar atar mısın? Kapandı galiba sonra sen düştüğünde bu arada. Okey, pardon. Allah! Aslan 20 attı. Bir daha at bakayım abi. Fabrikanın sahibisin Okan artık. Attım. İyi. Okan, yani şimdi işin ucunda ya, hiç bilmediğin başka semtte bir liseli olarak işe gitmişsin, tamam mı? Çok para veriliyor. Geç içeri, geç, biz geliyoruz falan. Hani Allah Allah, böyle evden çıkarkenki kadar mutlu değilsin. Memnun değilsin hayatından. Bir iş var bu işin içinde ama bunun getirisi olarak birkaç adım attıktan sonra şöyle bir arkanı kontrol edesin. Hani gidiyoruz ama oluyor. Geliyor mu biri falan diye. O usta başından takım elbiseli birine şöyle bir kafa hareketi görüyorsun. Ve devam ediyorsun. O takım elbiseli adam ise dışarı çıkıyor ve diğer dörtlünün yanına geliyor. Bu esnada Ceren ile Toprak tam ellerini uzatmışlardı. Birbiriyle tanışacaklardı. Yanınıza geliyor. Soykan, ben de tam o sırada oraya intikal etmiş bulunayım mı? Uygundur. Bu adam dediğim gibi Cem Ağrıç, herkesin postacı kıyafetiyle, garip bir tulumla Emre falan gördüğü bir adam. Evet, takım elbiseyle orada bulunuyor şu anda. Hoş geldiniz. Ben baştan aşağı sızıyorum bir kere başta yani. Hani bir bakıyorum şöyle. Bu kadar mısınız? Siz üstünüzü mü değiştirdiniz? Ben anlamadım buradaki olayı. Bu yarışma gibi bir şey mi burası? Emre abi, ben şey için abi... Televizyonlarda izliyorduk sanki. Ona mı git geldik? Komşuları yok, alıyorlardı. Yok, şey değil ya. Seçme değil mi Emre abi? Ne seçmesi ya?
şey işte seçme, seçme tabii. Seçmeye geldik diyebiliyorum ben de zaten. Aa, merhaba yapıyor abi. Böyle şeye. Yetenek karakteri. Merhaba. Böyle çekinerek. Siz de mi seçmeye geldiniz? Haha evet. Böyle cebinden, şey işte. İç cebinden bir not kağıdı çıkarıyor. Cem. Tik atıyor. Ceren. Caner. Toprak. Yarışma kesin yarışmaya geldik. Samet içeride. Yarışma ya. İşinlerimizi bile baksana. Ben başvurmadım ki. Bir genç çocuk köşeden yaklaşıyor. Fakat bu çocuk böyle sizden biraz daha büyük. Genç dediğim, siz gençsiniz aslında ama 30'lu yaşlarının başında diyebilirim. Kamburu hafiften çıkmış. Böyle gözünde çok yaşam enerjisi falan görmediğiniz, Ekim ayının fena olmayan havasına rağmen, siz gece üşümüştünüz ama genel olarak mevsim normallerinin üstünde bir sıcak var. Bu havaya rağmen pardösü giymiş, böyle kapkalın, atkı matkı takmış, kansız cansız, sıska bir çocuk geliyor. Tamam. Ama garip bir cazibesi de var. Hani bir bakan da bir daha bakıyor aslında. Garipliğine mi ya, garipliğine böyle bakıyorsun herhalde ya. Yani, yakışıklılığına değil yani. Yok böyle şey, tarz yani böyle normalden farklı oluşuna bakıyorum. İşte pardesü, atkı falan şık duruyor ama kambur bilmem ne. Böyle bir garipliğine bakıyorsun yani, anladın mı? Sizin biraz yanınızı... daha Hasbet Soykan böyle şey hani. Hı-hı. En azından saçı, tipi, şöyle, suratı, gözü, kaşı. Böyle at kuyruğu gibi bir saçı var ama daha uzun. Yani toplamış şey, toka takmış gibi söyleyebilirim. Ama bir hani ortalama kadın saçı kadar da uzun değil. Okay. Böyle kamburundan kafayı kaldırdığında bakabildiğiniz kadarıyla turuncuya çalan böyle ela gözleri var. Çok değişik gözleri var yani, güzel. Çok kısa boyu. Hani yine erkek ortalamasına göre kısa. 1.60 falan boyu. Kamburla da beraber iyice silik bir fiziksel obje haline getiriyor bu onu. Yani o şey olarak, fiziksel olarak bir hani şeyi yok. Böyle onu ayıran bir rahatsız edici bir tarafı yok yani. Yok, öyle bir albenisi de yok. Ayıran bir rahatsız edici tarafı da yok. Tabii, sadece tamam. Yani uzun süredir gördüğünüz en enerjisi düşük insan diyebilirim buna. Yanınıza geliyor böyle. Merhabalar, ben deneme çekimi için gelmiştim. İşte yarışma demiştim ben zaten size. Diyor. Ne yarışması işte? Deneme mi? Bir şey deneyecekler. Çekim olacak burada. Televizyonla alakalı bir şey bu. Ben dedim sana Cem. Gelirken söyledim. Adam belli, elindeki belli. Kağıttan Atakan diyor. Tik atıyor. Atakan. Ve yavaşça içeri doğru yürümeye başlıyor bu arada. Adam. Ama şey gibi. Heh. Diyerek böyle o tarafa yöneliyor gibi. Yani sizi yönlendirmeye çalışıyor gibi aslında. Bir dakika Emre Bey. Pardon. İsmini soyadımı bilmiyorum. Meta yapmayayım. Aha. Şimdi. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Biz bir şey için mi toplandık burada? Siz de şimdi sabah bir şey getirdiniz, ettiniz. Biz ne için buradayız? Şimdi Ceren de dedi ki yarışma falan da ben öyle bir şeye başvurmadım şimdi. Ne alakası var? Biz tam yarışma buradayız? Gibi değil galiba ya. İzin verirseniz içeride hepsini açıklayacağım. Televizyon programı bu ya, belli yani. Böyle fabrikalarda falan yapıyorlar ya. Ya Emre abi, ben sana da söyledim abi, antrenmanım da var da benim, çekim falansa eğer uzun mu sürer abi, o yetişir miyim ben? Bir saatinizi tecmi alacağım. Bir saate bir şey olmaz ya. Abi ben geç kalabilirim, koç çok kızar. Gelmek istemeyenler ayrılmakta özgürler tabii ki. Özgür müyüz? Erken biter mi peki işimiz Emre abi? Yani çekim mi ne, ben seçme diye geldim. Dediğim gibi bir saatinizi alacağım. Neyi alacağım? Ya içeride bir olaylar, bir şeyler olacak. Kimse merak etmiyor mu? Gel gidelim Cem ya. Gel gidelim abla. Abi nereye gidiyoruz? İçeri mi gidiyoruz? Hı-hı, buyurun lütfen. Annemlere söylemedik. Söylemememiz mi gerekiyordu bizim bunları? Maalesef. Gizli bir şey mi bu? Evet, söylememeniz maalesef hepimiz açısından daha iyi olur. Bir çekim mi olacak? İyi. Yani bir dizi gibi bir şey mi? Yarışma mı? Hani biz böyle şeyler alışırız. Biz izliyoruz. Ekip yani olabiliyor muyuz? Şey değiliz. Aptal değiliz. Hani anlatabiliyor muyum? Yarışma diyelim. Ama sohbet ağırlıklı ve kendi aramızda gibi düşünün. Hani böyle şey gibi mi? Beyazıt yapar bunu televizyonda. Öyle bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Hayır.
Dediğim gibi gelmek istemeyenler gitmekte özgürler ve buraya bırakıyorum kağıt ve kalemi. İsimlerinin üstüne çizgi atıp buradan ayrılabilirler. Hepinize teşekkür ederiz. Deyip içeri doğru yürüyor. Gidiyoruz değil mi direkt? Ben giriyorum ya. Ben direkt Ceren'in koluna girdim gidiyor. Geleceğim giderim. Biz oğlum inanılmaz bir ekip oluruz ha ikimiz. Eğer ikimizin olması izin veriyorlar. Duydun mu? Adam ne dedi duydun mu? Tartışma gibi dedi. Kendi aranızda konuşma dedi. Sen kimsin? Münazara başkanı değil misin sen? Ben münazara başkanıyım. Sen de bu maliye olursa onu çözersin. İkimiz var ya bunların nevisinde. Tamam. Bence kesin dedektiflikle alakalı. Ben duyuyor muyum söylediklerinizi? O kadar sessiz birbirinize sessiz. Yok biz önden fısır fısır önden kardeş tonudur bu yani. Başka kimse duyamaz kardeş tonu. Kardeş frekansında konuşuyoruz ve gidiyoruz şu an şeye doğru. Neyse işte o yer. Furkan dondu mu lan? Ha, düz fabrika abi. Diğerleri tamam, ne yapıyor işte Toprak? Caner ne yapıyorsun sen? Ben sana göre bakacağım. Ya abi ben normalde antrenmanım var ona da yetişeceğim ama Ceren de... Caner'i kestin bu arada giderken onu söyleyeyim. Ceren de geldiğimde bir hoş geldin yaptı. Sabah da kapısının önünde böyle bir selamlaştık falan. Şimdi onun girdiğini de görünce merak da ettim. İçeri giriyorum ben yavaş yavaş. Götüm götüm böyle ilerliyorum içeri. O da gidiyor. Ayda. Gidiyor. Ben Soykan'cığım diğer gelen en son gelen adama bir şöyle onlar eğer gidiyorsa bizim Atakan. Ekip. Atakan'ı şöyle bir tutmak istiyorum hani kolundan. Şöyle bir tutup bayağı geri çekip konuşmak istiyorum yani. En azından bir info almak için. Tutabilirsin buyur. Merhaba. Merhaba. Ne oluyordu? Nasıl ne oluyordu? Siz bir şeye mi başvurdunuz yani? Ben hiçbir şeye başvurmadım. Ben niye buradayım anlamadım. Siz nasıl geldiniz? Nasılsa geldi bu bilgi? Aradılar beni. Ne diyorlar size? Bu gece bir rüya göreceksin dediler. Rüya göreceksin dediler. Sen de buraya mı geldin? Dedikleri rüyayı gördüm. Ne rüyası ya bu? Ne dediler de gördün? Boğaziçi Köprüsü mü, Ayasofya Müzesi mi dediler. Hı? Boğaziçi Köprüsü dedim. Gördün onu. Gece rüyamda Boğaziçi Köprüsü'nden geçiyordum yürüyerek. Ben yürüdükçe köprü arkamdan silinmeye başladı. Gidecek başka yolum kalmamaya başladı. Sonra ben geri dönmek istedim. Geri dönmek istediğimde köprünün silinmiş tarafı belirdi. Fakat az önce gidebileceğim yön artık gidilebilir değildi. Devam ettim. Evime kadar yürümeye çalıştım. Ondan sonra bir kibrit fabrikasına geldim. Buraya benziyordu ama burası değildi. Uyandım. Az önceki beyefendi kapıma geldi. Avrasya Maratonu'nun ikincisi düzenlenecek. Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçmek isteyenler falan filan bir şeyler söyledi. Bir kağıt gösterdi. Buraya gel diye. Ben de ne yapayım buraya geldim. Yani sen rüyadan etkilenip böyle bir korktun da mı geldin? İlgimi çekti. Başka bir bilgi var mı senin elinde? Sana bugün bir şey geldi mi mesela? Bak bir şey söylemiyorsan, etmiyorsan. Yok başka bir bilgi gelmedi. Bana da yani dün birileri aradı, bugün başka bir şey oldu. Ben anlamadım ki bunu. Anlatsam diyor işte. Tam da bu adamlara mı güvendin sen şimdi Allah aşkına? Sana ne ya? Sen var ya sen gerçekten. Sen yürü ya. Hadi git. Ben gidiyorum içeri. Hadi git sen. Ya, aşırı sinir oldum ben herife. Tamam git. İçiyorum böyle adamı elimle. Kendim dümdüz yürüyorum. Ama yürürken de bir şeyi var ha Sena. Neyi var? İlginç çocuk ya. Hani... bir garipliği var. Hani anladın mı? Gerizekalı hareketler yapıyor ama bir öyle bir böyle falan gergin bir çocuk. Neyse. Aptal çocuk ya. Abi içeri geldiğinizde göz ucuyla zaten muhtemelen o beyefendiyi takip ediyorsunuz ve fabrikanın köşesinde az önce Samet'e gösterdiği odayı tarif ediyor. Oraya doğru gidiyor. Ekstra bir şey yapanlar lütfen söylesin. Ben toplu hareket ediyormuşsunuz gibi düşünüyorum. Ben odada bekliyor muyum? Kapıda mı bekliyorum? Ben ne yapayım? Sen de kapıdayken oluyor diyelim bunlar. Senin yanına geliyorlar. Tam o esnada kapının önünde buluşuyorsunuz. Buyur Sena. Ben sadece kapıdan ilk girdiğim anki genel etrafı merak ediyorum. Anlatacağım. Daha kapının dışındasınız. Tamam.
Tam böyle siz kapının önünde toplanmışken geldim, geldim falan diye böyle bir ses geliyor. 60'lı yaşlarında bembeyaz saçlı, gür sakallı falan bir abi fabrikanın kapısından böyle koşarak içeri giriyor. Böyle biraz daha size tasvir etmek istiyorum. Pos bıyıklı. İşte uzun saçlı ama şey uzun saçı. Hani normalden uzun erkek saçı var ya, böyle tokat takamazsın. Uzun sadece. Öyle arkadaşımız olmadığı için. Benim saçım gibi diyebilir miyim? Abi hocam? Sen senden de uzun. Senden de uzun gür bir saçı var böyle. Okey. Geldim, geldim Emre, geldim Emre Bey oğlum falan diyor. Listeye bakıyor böyle. Ha, Cevdet Bey diyor. Tik atıyor. Kapının önünde buluşuyorsunuz. Amca da gelmiş. Emre kapının şeyini açıyor, kulbunu. İçeride böyle kapkaranlık bir ortam var. Tahmin edebileceğiniz gibi. Özellikle Samet'in bu kapkaranlık ortam ilgisini çekiyor. Çünkü hala tamire geldiğini zannediyor muhtemelen. Ampul değişecek belli ki. Abi giriyorsunuz böyle. Kapı açıldığında Emre'nin peşinden içeri girmeye çalışıyorsunuz. Kapkaranlık bir ortam dediğim gibi. Siz benim içeri... kolumdayım bu arada. Benim kolumdayım, haberiniz olsun. Okey. Siz içeri girdiğiniz anda falan fabrikadaki bütün şalterler iniyormuş gibi sesler geliyor. Ve makineler duruyor. Işıklar sönmüyor. Fabrikada çalışan mekanik ne varsa aynı anda duruyor. Ve bütün işçiler, ustabaşları bilmem ne falan hey falan diye sizin yanınıza toplanmaya başlıyorlar. Alkışlıyorlar mı öyle gerçekten? İşte oley oley işte bilmem ne falan coşkullular yani. Okey. Geliyorlar abi. Tam böyle Emre Bey şeyin ışığını, anahtarı eline uzatıyor. Odanın ışığını açıyor. 7 tane sandalye var. Çember şeklinde düzenlenmiş. Dışarı çıkıyor. Çıkmadan önceki son sözü de şu. Saat şu anda 1.15. Ben söylüyorum bunu. 1.25'e kadar vaktiniz var gerçek hayatta. 10 dakika içinde bu odadan kimin çıkamayacağını ve öleceğine karar verin. Başarılar diyor, kapatıyor kapıyı, çıkıyor. Ben susuyorum 10 dakika boyunca. NPC'ler hariç. Ne? Kimler? Ne? Kimler vardı odada? Çabuk çabuk. Odadakiler kimlerdi tam? Biz Atakan işte. Biz. Bir de Atakan yok. Atakan Cevdet. Cevdet. Kimin öleceğine karar mı verelim diyor. Ne diyor bu ya? Kimin mi öleceğine karar verelim? Şaka mıdır? Şaka herhalde ya. Ben ciddiyim. Sen televizyon falan deyip duruyordun. Sen bir yere mi başvurdun da televizyon diyorsun? Ceren Hanım. Ne televizyon diyor be, demiyor televizyon falan. Şimdi ablamı anlamadım ki. Ablam ölmesin. Ben ölmeyeceğim. Sen ölmeyeceksin, o ölmeyecek. Ben de ölmeyeceğim. Ölmeyecek. Kim ölsün? Söyle bakalım. Kesin ölmek biri ölmek istiyor. Ölmek zorunda mı? Haber istiyor. Bir şey söyleyeceğim. Ya yanlış. Abi ben seni bir yerden tanıyor muyum ya? Kime? Abi. Abi ben nereden tanıyorum seni ya? Abi biz, ben senin eve geldim, şey yaptım ya. Elektrik. Ha, Selim. Selim. Samet. Pardon abi. Ya, abi. Samet. Basket ya. Oynuyordum. Ben hatırlıyorum seni. Aynen. Selamlar abi. Backstory'lerinde var bu arada arkadaşlar. Şey abi, yani ben şimdi bu arkadaşı tanıyorum, bu kardeşler yanlış bilmiyorsam, siz kardeşsiniz değil mi? Evet. Ben bizim orada oturuyorlar galiba, onları da tanıyorum. Nasıl ya, şey yapalım? Nasıl yapalım? Biraz... beni tanımıyorsun, beni öldüreceksin öyle mi? Yok, ben çok öyle de düşünmedim de ya, sadece hani biri, mantıklı biri, düşünmeye bak, çalışırsak zaten biri. Bu oyun gibi düşünüyorum ben. Oylama kapalı mı yapabilir, biz mi karar vereceğiz buna? Herhalde biz karar vereceğiz, siz seçin dedi. Çünkü öyle yapınca... Şimdi ben soruyorum, NPC'ler de odada değil mi? Evet, odadalar. Ne konuşuyor? Onlar konuşmayacak bizimle değil mi bu şeyler? Konuşacaklar şey ya, şöyle ben hani siz konuşuyorsunuz diye şey yapmadım. Aynen.
Ben şimdi hanımefendi de bir şey, ben size hiç öyle demeyecektim. Ben sadece sanki yani oyun gibi gençler, geldi bana. Gençler. Abinin adını verecektim ben de, buyur abi. Siz, siz buraya nasıl getirildiniz siz? Abi kağıt gibi bir şey verdiler bize. Kerevizi mi istediler? Söylediler abi. Dediler böyle böyle abi, şey. Kerevizi birden 5'e kadar problemli bir şey dediler. Annem de zaten kereviz yapmış. Ben de onunla alakası var mı dedim ama kardeşime de geldi. Biz buraya getirmişler alakasız bir şekilde yani. Bence muhtemelen bu oyun. Gerçekten öldürme kereviz falan dedin mi? Değil mi? Kereviz onaylama dedin ona çıkışta. Ne güzelmiş ya. Böyle sen nasıl geldin abi? Suratında... Ya zaten soluk olan suratı iyice soldu şu anda Cevdet'in. Ve şey diyor... Şimdi tam olarak burada bir ölüm falan olacağını ben düşünmüyorum. Yani devletin yeri sonuçta burası. Devletin fabrikası burası. İşler falan var. İçinde bir şaka yapılıyor muhtemelen. Ama yani bu şakanın altında herhangi bir şey çıkarsa diye hemen böyle yaşlı kişi ölsün gibi bir şey yapmazsınız değil mi? Abi ya ne ölmedin? Sen şaka olduğuna güveniyorsan niye korktun ya bu kadar? Yani ya abi çok özür diliyorum. İsmin neydi? Cevdet. Cevdet abi şimdi yanlış anlama. Ben biraz öyle düşünüyorum ama senin gibi de düşünüyorum aynı zamanda şaka gibi. Benim annem noter abi. Eğer bir sıkıntı olursa ben zaten şey yaparım. Atakan yani giriyor lafa. Telefon. Ama abi üzüldü baksana rengi soldu. Babacım tabii ki sen öleceksin. Kim ölecek ya başka burada? Abi siz çok mu sen mi vereceksin kararını? Pardon, böyle günlük hayatta size fabrikada öldürüyorlar mı? Ben ölüm zaten. Bir dakika abi. Sen mi vereceksin lan kararını bunu? Ne senin isim? Toprağı söylüyor. Toprak. Güzelim bak. Burada çağrılmışsın. Güzelim mi dedin sen? Toprak Hanım. Aferin. Çağrılmışsın. Sen mi vereceksin kimin öleceğini? Beni dinler misiniz? Söyle sen bir konuş bakalım ya. Bir şey söyleyeceğim. 5 dakikamız kaldı. Beni dinler misiniz? Tamam. Ben daha hiç konuşmadım. Ben daha hiç konuşmadım. Bir saniye. Şimdi saçma sapan sebeplerle çağrılmışız buraya. Ara işte rüyanda bilmem ne gördüm falan. Bunlar bir yolunu bulmuş. Bir kelek var bu işin içinde. Hemen odaya bizi tıkacaklar. Kimi öldürürsünüz 10 dakika boyunca? Kitap mı lan bu? Öldürmeyecekler ne rüyası, birini. Ne rüyası oğlum? Aslanım ne rüyası? Bana bak. Ben mi gördüm rüya? Sen demedin mi bana rüya? Bak, dün telefon geldi bana. Boğaziçi Köprüsü mü? Ayasofya Müzesi mi? Köprüsü dedim. Rüyamda köprüsü. Geziyorum köprüsünde. Ben bu adamlara inanırım. Ben bu adamlara inanırım. Ya ben yalan mı söylüyorum? Ya. Yok kardeşim, hayır. Hiç okumadım. Bilinçaltı evet, yapıyorlar. Ben de gördüm. Evet Atakan kardeş arkadaş köprüsü, doğru söylüyor. Ben de... Şey giriyor Cevdet Afik. Boğaziçi Köprüsü mü dendi? Ayasofya Müzesi mi dendi? Şey bana da sordular evet. Ben Ayasofya dedim ama köprü demedim. Adın neydi senin? Biz sana tanışmadık. Atakan. Bana mı söylüyor? Ha şey. Sana. Benim adım Caner hanımefendi. Siz biraz gerginsiniz ama. Ben gerginim böyle şey mi olur ya? Yalnız tamam, bir odada gerginlikle geçmez gibi Toprak Hanım. Evet yani... 4 dakika var Toprak Hanım. Biz... Tamam ne dendi sana da rüya gördüğünde? Bana da telefon geldi dediler ki rüyamda Ayasofya mı yoksa Boğaziçi Köprüsü mü dediler. Ben normalde olsam ben Boğaziçi Köprüsü'nü seçerdim çünkü ben deniz de seviyorum ama yani o an böyle heyecanla Ayasofya Camii dedim. Sonra rüyamda o gece Ayasofya Camii'ni gördüm ben de. Buldum. Buldum bir dakika buldum. Buldum şu anda. Hepinize soruyorum. Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız? Ne diyorsun lan? Değiliz. Açsak da Allah'ım dışarı yarabbim çıkan arkadaşa sorsak biz sizin amacınız bir ne diye. Ya sirke düştük amına koyayım ya falan dönüyor abi, kapıya vuruyor Atakan. Bir dakika. Ben sana sorayım kardeşim. Açın ya şu kapıyı. Açın ya. Kodumun yerinde 5 tane burada 6 tane deliyle koymuş. Sirk mi lan burası? Açın lan kapıyı. Öleceksiniz. Çözdüm diyorum size. Bulmacayı çözdüm. Ne diyorsun lan? Ölecek misiniz? Bulmacayı çözdüm. Ne diyor? Beni aradıklarında ne dediler biliyor musunuz? Yağmurda ıslanmak zorunda mıyız? Ben dedim ki yo değiliz. Doğru. Ceren de yo dedi. Yo değiliz. Şimdi bu dedi ki birinizi seçin dedi. Onu dedi öldüreceğiz. Ben seni seçeyim sen ablamı seç. Ablam onu seçsin sen onu seç. O onu seçsin. Hiç kimse herkes eşit oy alırsa kimi öldürecekler?
Hepimiz bu çıkan kişiyi seçelim, onu öldürsünler. O da odada olacak ya o sırada. Ha, o dahil mi? Bu sadece bu. Yo, odadan kimin çıkacağına karar verin dedi işte. Odada o varken onu söyleyelim, o çıksın. Çocuk. Tamam, bir dakika, dur. Çocuk mantıklı konuşmuyor gençler. Nasıl mantıksız ya? Nasıl oy vereceğiz? İşte, ne bileyim, oraya ne diyor? Adam öyle demedi mi? Adam demedi mi? Birine versin işte. Adam... Dur diyor çocuk. Cem ya, hepimiz öldürürler sana. Kimin öleceğine karar verin dedi. Oy mu verin dedi. O karar verelim. Ben karar veriyorum, sen öl. Ben emrediyorum. Ama toplu diyor, hepimiz öldürürler sana. Böyle bazen böyle oluyor ya. Mecbur artık. Bir kişiyi öldürmeyecekler mi? Bir dakika. Belki hepimizin şuraya çağrılmasının bir sebebini bir konuşmamız lazım. Herkes nasıl çağrılıysa belki onlardan bir şey çıkar. Tabii abla, 30 saniye kaldı. Hayat hikayesi. 30... 30 mu kaldı? Beni yaşlıyım diye beni hemen öldürmeyelim. Yaşlıyım diye beni öldürmeyelim hemen, olur mu? Ya dayı... Abi, sen bunu öldüreceğim ya. Ben Atakan'ı öldüreceğim ya. Odadaki birini seçiyoruz. Arkadaş odaya girerse arkadaşı seçelim, bitsin gitsin. Aranızdan ne dedi ya. Abi? Aranızdan dedi. Şimdi okumanız hiç sorun. Dedi evet. Ablam çocuk testinden kaç çözdün abla abi? Kaç ay. Yaşında olduğunu da bilmiyorum. Büyük duruyorsun sen benden ama yani. 23 saniye. Hayır. 20. Nasıl yapıyoruz? Yaşlıyorsun. Abi Cevdet, yaşlıyorsun. Cevdet, bence de biz niye öyle yaşlı bir adam olursun ya. Atakan'a ver. Atakan'a ver. Çocuklar, ben yaşlı diye. Kenardakini değiştiriyor değil mi? Atakan, ayıp ediyorsun adama ya. Okey, bitti. Kardeşim zaten oynamak istemiyorsun. Bitti. Dediğim duyuldu mu? Arada bir söyle şey söyle abi. Öf diyerek çantayı yere bıraktım. Şey, o sandalyelerden birine oturdum dedi. Tamam. Diğerleri oturur vaziyette mi? Yok, ben ayaktayım. Heyecanlıyım. Bir de Atakan zorlu olur oğlum. Şey. Bir perception zarı atabilir misiniz? Sırayla atalım da. Atıyorum. Turhay. Atıyorum. Soğan'a. Sena. Okan. Samet ve Caner. Yani Okan ve Mete. Şeyi fark ediyorsunuz abi. Bu sandalyelerin üstünde hani çakıyla bıçakla kazılmış gibi otururken tam beline denk gelecek kısımda İsimleriniz yazıyor. Hı hı. Diğerleri dikkatlice sandalyeleri falan incelemediği için onlar görmedi. Samet, sen oturdum dediğin için sana soruyorum. İsminin yazdığı sandalyeye mi oturuyorsun? İlk baktığım sandalye, yani oturmak için ilk hamle yaptığım sandalyede benim ismim mi yazıyor? Hayır. Başka ismi yazıyor. İsmin, başka ismi yazdığını gördün ama. Başka ismin yazdığını gördüysem diğer sandalyelere de bakıp kendi ismimi bulup ona oturdum. Tamam. Kapı açılıyor. Kapı açıldığında daha büyük bir odanın içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani odanın kapısı kapalıyken odanın dışına yeni bir oda inşa edilmiş gibi. Wow. What? Okay. Herkesten yalnızca tek bir isim alacağım. Cem. Bakıyorum Ceren'e, bakıyorum böyle. Gerçek ölüm mü bu ya? Bu böyle... Ben karar veremem buna ya. Biri bir ölecek mi gerçekten şimdi, yani sizin bu söylediğinizden sonra? Nasıl ya, gerçekten ölecek? Yoktur ya, gerçek ölü değildir değil mi beyefendi? Annem gibi biliyor musun buraya geldiğimizi, ben size söyleyeyim. Cem'den başka kimseye bakmıyor. Ben nasıl birini seçeyim ölsün diye? Yok be çocuğum, biri ölmüyordur ya, öyle şey mi olur artık? Abla seçmem ben. Arka odama da yapmışlar, öyle, bilmiyorum ki ölüyor mu ölmüyor. Söylemezsek ne oluyor? Gidebiliyoruz mu artık? Hadi gidelim biz.
isim söylersen. Emre diye kendini size tanıştıran insanın artık o şokunuz geçtiğinde, biraz zaman geçtiğinde arkasına gözlerinizi diktiğinizde yeni yapılan odanın civarının tribün gibi olduğunu görüyorsunuz. Yani sessizce de olsa sizi izleyen insanlar var. 10 saniye. Biz gidelim oğlum. Biz gidelim ya. Arkası yarışma Ceren. Gibi, yarışma gibi. Ceren gidek biz. Bir bakabilir miyiz kapının dışına? Cem 5. Cem söyle bir şey. Söyle oğlum, bir şey yapmasınlar sana. Söyle, yalandan söyle işte. Söyle 3. Cem yalandan söyle bir tane Cem. 2. Cem söylesene oğlum yalandan bir tane. 1. Atakan. Ya ne demek Atakan'ımın? Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan beni buradan falan diye duvarları vurmaya başlıyor kendini. Kapının dışına falan yaklaşmaya çalışıyor. Şöyle, hani yumruk normalde şöyle atılır ya. Şöyle bir yumruk hazırlıyor Emre. Dokunuyor. Ve Atakan yerle bir oluyor falan. Zar zor doğruluyor yerden böyle. Ceren. 10 saniye. En son söyleyeyim mi ben? Not alıyor böyle. 5. Ceren kızım söyle bir şey. Söyle bir şey. O zaman diğerini deneyeceğiz. Kötü kötü oldu adam çünkü. 3. Diğerini deneyeceğiz. O zaman diğerini deneyeceğiz. O konuştuğumuzu deneyeceğiz o zaman. 2. Adamın adını unuttum. Bir. Neydi abi adın? Cevdet. Cevdet abi. Kızım. Abi onu deneyeceğiz artık. O dediğimizi iş yapacağız. Cevdet. Yani hepsi tertemiz çocuklar. Kendimize oy verebiliyor muyuz? Verebilirsin. Abi o dediğimizi diyorum ya abi. Yapıyor böyle adam. Yok kızım abi. Yok. Niye abi mayık mısın? 5. Abim 4. Söyle bir şey abim, yapma gözünü seveyim ya. Başkasını söyle abi. 3. Abi yapma, konuşacak bunu lütfen. Ceviz abi. Atakan. Abi. Atakan. Evet. Orospu çocuğu. Diyor Atakan Cevdet'e. Çok haklı. Çok haklı. Atakan. Bir saniye bile geçmiyor. Cevdet. Diye cevap veriyor Atakan. Ay. Cevdet'in iki... Tamam Raşit, hala Raşit. Hiç Cevdet'in iki, ha, Atakan'ın iki oyu var. Hiç bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çözdük zaten biz olayı. Puzzle da çözdük. Çözdük. Caner. Ne? Kim Caner diyor? Caner. Kim dedi Caner? Ya hayır, sıra Caner'de. Ay tamam. Ay çok korktum. Herkesi geçiriyordum. 10 saniye. Başladı. Şimdi... Ya Emre abi ben bu arkadaşların hemen hemen hepsini tanıyorum işte Toprak hariç. Ama işte bu Atakan'la Cevdet abiyi de hiç görmedim hayatımda. Yani bence mantıken hani Cevdet abi yaşlı biri ölecekse mantıken bu hepimiz gencecik insanlarız. Cevdet abi doğru söylüyordu da son anda yapma, keşke öyle yapmasaydı. Yapma. Biz başka bir şey konuştuk. Eşit Cevdet abi onu yap. 3. Ya şimdi kimin ne diyeceği belli olmadan ben güveniyorum. 1. Cevdet abi. Ah be, Atakan desene ya. Diğeri de Atakan desin işte, diğeri de Atakan desin, tamam olsun. 3 tane ondan, 3 tane ondan işte. Biz çözdük Zahmet. De puzzle'ı. Biz çözdük, puzzle'ı çözdük. 10 saniyen başladı. Atakan giriyor, oğlum seçsene lan işte. Seçsene işte, adamın zaten 3 oyu var, yaşlı başlı adam, ne bokumuza yarayacak, seçsene lan. Üçe üç olacak. Kafanızı kullanın, kullanın oğlum. Mehmet dedi değil mi?
Bizim daha... Abi karışmasana sen. Bir bizim dakika, daha bir yaşayacağımız 50 senemiz, 60 senemiz var. Kafanızı kullanın abi, oğlum. Abi, kafanızı kullanın. 5. Konuştuk Samet. Atakan bir su. 3'e 2 mi şu an? 3. 3'e 3 olsun. 3'e 3 olsun. 2. Aklını kullan ya. Cevap versene. 1. Şimdi onu söyle. Atakan dedi. falan tribünlerden kahkahalar gelmeye başladı. Abi diyor anasını satayım ya. Güzel güzel falan diyorlar. Helal oğlum falan. Hayır, kendi işlerinde bir eğlence gibi daha çok ben, yani. Ben çözdüğümü sanıyorum. Helal oğlum falan diyorlar. Çözdük. Benim oyun ne olacak? Hı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, alkış kopuyor. Bir şey yok. 3, 3, 6, 7. Ben oy verdim, oy verdim. Toprak. 10 saniye başladı. 3, 3. Birine oy versem. Ya kızım. Başkasına ver. Aklını kullansana. Aklını kullansana biraz. Aklını kullan. Yaş adamın götünün kılları kadayıf olmuş. Aklını kullan biraz. Hadi doğru konuş be. Hepinizi belki cebimden çıkarırım ben. Yok yok tamam sen çıkardın cebimden. Nasıl karışıyor ya? Kavga etmeyin. 5. Ver birine. 3 3 birine oy veriyorum. Bir şey yok. Ver birine. Tamam. Nereden biliyorsun? Belki 5 diye o bozdu diye ona. 0. Samet. Yapıyor Emre. Ceketinin iç cebinden Cevdet abi küçük bir anahtar çıkartıyor. Kapıyı açıyor. Dışarı çıkıyor. Cevdet abi yapıyor bunu. Ha. Bir 15-20 saniye sonra geri geliyor. Az önce size tasvir ettiğim adamı hatırlıyor musunuz? Böyle yok Cevdet yani ak saçlı, ak sakallı, pos bıyıklı falan biraz böyle pespaye bir adamdı. 15-20 saniye geçiyor geçmiyor yani çok mümkün görmeseniz de şöyle biri giriyor içeri. Elinde incecik bir bastonumsu uzun jopa benzeyen bir şey var. Garip biyonik bir eli var. Salaklık etmeyin. Yaşlı adam ölmesi gerekiyorsa yaşlı adam ölür. Kafanızı kullanın. Akılcı olmazsanız, gerçekçi olamazsanız hayatta kalamazsınız derken o jopu boğazına sokuyor Atakan'ın. Bu çocuk dur yere öldü. Kafanızı kullanın. Ben ağlıyorum da daha fazla yapmayacağım bu RP'yi. Şak diye geri çekiyor böyle Japon'u. Şoktayız bu arada. Salya sümük herkes. Kusacağım neredeyse yani. O şöyle kadar... abi şimdi bu işe... Bir defa insan olduğunu gördüm ben yani hayatımda. Evet. Tabii ki yani liseli gençler olduğunuzu da yani nereden hesaba bileyim katarsanız. Ben. Duruyor böyle. Ha. Üzülecek bir şey yok ya. Nasıl yok abi manyak mısın? Ne oluyor gözümüzün önünde? Geçen hafta küçük kardeşini tecavüz edip öldürdü Atakan. Hala empati besliyor musunuz? İyi ki onu seçmişiz. Ben dedim Atakan diye işte. Abi yani ama biz bunu nereden bilelim yani bu sen bize bunun bilgisini vermedin ki. Kafanızı kullanın. Atakan kardeşini öldürdün siz neler yaptınız sen ne yaptın kim bilir sen ne yaptın kim bilir diye Samet'i gösteriyor böyle şeyi gösteriyor
Siz ne yaptınız demek ki cezalandırmak için yolunu kapatıyor Cem'in böyle. Şak diye yolunun kapısını kapatıp çıkıyor. 1.48'e kadar vaktiniz var. Kimin öleceğini seçin. Odanın abla. Ceren. Ceren. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Bunlar ne yaptı? Hanginiz ne yaptı? Hangi? Anlat, anlat. Ceren, sen ne yaptın? Anlat çabuk. Ne yapmış ne olabilir yaptı? Ceren ya? Deli misin sen? Ablama beni. Lan? Ben onun kardeşiyim. Ne yapmış olabiliriz? İkimiz ne birlikte yaptık. Ne yaptınız? Kardeş kardeşe mi yaptınız ne yaptıysanız? Ne yaptık kardeş kardeşe? Ne demek kardeş kardeşe yaptınız? Ne yaptın? Sen ne yaptın? Şş, bana bak. Bir şey soracağım. Sen niye bu kadar sinirlisin ya? Sen niye bu kadar gerginsin ya? Ablacım, senin adam sıkıntın ne? Adam az önce boynunu patladı bastonu, fark ettin mi sen onu? Sen bir bağırma, yeter artık. Ben seni çekeceğim kadar çektim, bir sakin olacaksın. Allah bir şey söyleyeceğim Samet. Abi duydun adamı, ne dedi? Kafanızı... Ya bir susun, Allah aşkına bir susun. Bak, çıldırtmayın beni. Çıldırtmayın beni. Aratmayın annemi bana. Ya ben neredeyim ya? Allah kahretsin. Samet bir şey söyleyeceğim abi. Demin adam geldi dedi ki kafanızı kullanın. Odadaki en yaşlı insan ölmesi gerekiyorsa en yaşlısı ölsün dedi. Ben ne dedim bu odaya girdiğimizde ilk? Ben dedim ki yaşça en büyük bu olduğu için biz hepimiz gencecik insanlarız. Ben inanmıyorum ki bu kardeş ne yapsın ya? Bu çocuk bizimle yaşıt yani ne yapmış olabilir hayatında? En kötü ne yapmış olabilir? Abi 2 metre adamsın gözünü seveyim ya. Burada abi 2 metre burada adamın, o görmedin mi kolunu görmedin mi adamın Allah aşkına? Bir dakika ya. Abi kaç kolu var? Bu kız sabahtan beri saçma sapan bak. Bu adam ne dedi içeri geldiğinde? Ne? Bu tecavüz mü etmiş, ne yapmış bir şey dedi. Kardeşine ölmüş tecavüz abi. Edip öldürmüş. Kardeşine tecavüz edip öldürmüş demedi mi bu adam? Evet. Aranızda suç işten var mı? Ya güzel kardeşim. Abi ben yani ben sporcu adamım. Ne suç işleyeceğim ben? Tamam, antrenmanıma giderim, evime gelirim. Çok basit. Ne suç? Çok nasıl basit, çok basit ya? Bize bir şey olmaz ki o zaman. O adam suç işlediği için ölmüş işte. Onu dedi ya adam tecavüz etti. O ne güzel öldü falan. Samet sigara içiyorum ben dedi. Ya bu adamlar için sigara içmek de suçsa? Ben istemiyorum abi tanıdığım adam Samet. Ben içmiyorum abi sigara. Baktığımı... Yani herkes aynı rüyayı görmüş olmuyor. Ya kardeşim şu suç işleyen de varsa suç işledim der mi ya? Bu saatten sonra suç işledim der mi biri? Biz de annemize yalan söylemedik ki mektup yazdık evden çıkarken. Gelsin annen de o zaman bizi alsın. Bir şey söyleyeceğim. Samet tamam sakin ol. Samet bir şey söyleyeceğim. Burada bak bu takım oyunu gibi bir şey olacak. Şimdi bunların ikisi kardeş abi tamam mı? Bunlar belli ki birbirinin ismini vermeyecek. Ben seni tanıyorum sen beni tanıyorsun. Bak burada bir tane yalnız kalıyor. Bak bu kız sabahtan beri car 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 konuşuyor. Ne diyorsun lan sen? Bak ablacığım bana lanlı lanlı konuşma. Benim sinirlerimi bozma. Gerginim zaten bak. Sen ne diyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun sen? Hayır ne dedin? Az önce geldi adam dedi ki kaç sen bizden büyük değil misin? Belli zaten senin tipinden. Ne demek lan büyük? Ben 19 yaşındayım. Gencecik kızım terbiyesiz herif. Sen kendine bak önce. Ahlaksız. Pislik herif biz susar mısın? Benimle muhatap olma sen ya. Pislik seni ya. Samet bana kaçtın bak, abi. Ben diyecektim ki herkes birinin oyunu versin de burada o eşitliği sağlayalım. Sen bana veriyorsan oyunu ben seni var ya. Ben seni burada asarım. Tamam, gerekirse ben seni asarım ya gerekirse. Ha, baksana sen abi. Tehdit etmeye başladı. Öldüreceğiz. Sen öldüreceğiz. Abi kadın suç işleme meyilli Allah aşkına arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Ben seni öldürürüm ben seni asarım falan. Sen ya. Benim arkamdan iş çevireceğini falan sandın senin yani. Senin arkamdan iş çevirmiyorum. Ağlama niye ağlıyorsun? Ben senin arkandan ne iş çevireceğim ablacığım? Biraz önce adam geldi dedi ki. Ya tamam bağırmayın. Bağırma laf ediyorsun ya. Bağırmayın ne yapıyorsunuz? 6 dakikamız kaldı. 6 dakika içinde karar vermez. Abi beni sinirlendirme oğlum. Ben burada aklım dışında plan yapmaya çalışıyorum. Abla sen de birer ya. Birbirimize abla, oy verelim diyorum. Caner bak abla, seni gerçekten astırırım ha. Abla kolundan şey yapıyor. Abla bir dur ya. 6 dakikamız kaldı. Karar vermezsek çözemezsek biri ölecek ya. Ölmesin evet, birisi. Bunun bir çözümü vardır. Vardır bunun bir yani çözümü. Bak iyi düşünelim. Abla ağlama sen de ne olur. Bak Ceren gözünün yanına yanayım. Ağlama ablam ya. Ne olur ya. Hadi gel şunu çözelim ya. Vardır. Bunun bir çözümü vardır. Bak bu bir puzzle gibi düşünün. Bu kitaplarda çizgi romanlarda yazan puzzle'lar gibi. Bir şeyler görmüş ya. Söyledikleri şeyleri düşünün görmüş. Çabuk. Bana telefonla aradıklarında şey dediler. Sen rüya görmüşsün. Ha, söyledikleri şeyleri bir düşün. Düşündüm ya. Gördüm bana kardeşim. Dedi, bana dediler ki bak baştan geliyoruz. Bana dediler ki yağmurda ıslanmak zorunda mıyız dedi. Ceren sana ne demişti? Değiliz dedi. Bana şey dedi. Ben dedi ki 3 kelime söyler misin dedi. Neydi kelimeler? Sen de şey dedin. Serbestçim. Kereviz. Kereviz dedim birine. Adam kerevizciyim diye geldi. Kereviz dedim. Naylon. Naylon. Şeyden cebilim. Söylence bilim. Sen ne dedin Toprak?
ya. Ona mı sormuşlar? 4'ü 20 geçiyor. 5'e kadar sayar mısın falan dedi. Sonra konuşalım ki zaten ben herifle. Korktum da bıraktım telefonu. 4'ü 20 geçiyor. 5'e kadar sayar mısın mı? Evet, 5'e kadar sayar mısın? Saat kaç şu an bu arada bizim olduğumuz yerde? Siz ertesi yaklaşık gün öğleden sonra falan çıksanız yine 3-3. E tamam. Sana ne dedi Samet? Bana bir şey demedi. Beni babam gönderdi abi buraya. Mesut abi dedi. Hırdavat. Ne diye geldin sen buraya? Hırdavat mı? Ben tamir işi için geldim abi. Samet aramadılar mı kardeşim seni? Bu adamlar hepimizi aradılar. Rüyalar gördük, bir şeyler falan. Seni aramadılar mı bu adamlar? Aa, dün aradı abi biri beni. Ne dedi? A mı B mi C mi dedi. Ne A mı B mi? A mı B mi ne demek kardeşim? Neyin A mı B mi C mi? Abi ne bileyim, ben onu çok dinlemedim ki, böyle yanlış arıyor diye herhalde biri dedi. Ve sen ne dedin? B dedim. B neye güvenerek B dedi Samet? Neyi anladın da B? Soru sordu, sorduğu soruyu hatırlamıyor musun sen? Neyin A'sı B'si C'si? Abi yok, onu öylesine abi dedi. A mı B mi C mi dedi. Bir şey dedi. A mı B mi C mi dedi. Ne dedin? Hangisini söyledin? B demiş. B mi dedin? Şimdi C diyeyim, düzelteyim. Benim suçum mu? Ben C. Hayır, hayır. Sana ne dedi Caner? Sana ne dedi? Bana dedi ki rüyamda görecek olsan dedi, Ayasofya Camisi mi Boğaziçi mi dedi. Ben Ayasofya Camisi dedim. O gün dedi, rüyamda Ayasofya Camii'nde gördüm kendimi. Müzesidir. Müzesinde gördüm. Ayasofya kendimi. Sen müzesinde gördün. Sana öyle dedi. Hiç bağlantısı yok ki bunların, arkadaşlar birbiriyle. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok hiçbirinin birbirine. İyi de Cevdet abiyle... Diyor ki arkadaşlar, A ve B mi diyor. Ben 3 tane şey söyledim. B dediyse eğer, o kerevizi bana mı dedi acaba? Onu dediyse onun rüyalarına alakası. Rüyası olan Atakan da, Atakan suçluydu. Sen de rüyanda Ayasofya müzesiyle şey sorulursa sen de mi suçlusun? Ben mi öleceğim Allah'ım? Atakan'a ne sorulmuştu Ceren? Atakan'a ne sorulmuştu Ceren? Atakan da Ayasofya demiş. Ayasofya demiş. Sen demiş, Ayasofya dedin. O demiş ki, o Ayasofya demiş, diğeri de Boğaziçi demiş. Boğaziçi yok mu burada bir telefon melefon, biri annemi babamı arayayım, bir şey yapalım. Senin ikinci söylediğin kereviz miydi? Kereviz miydi seni söyleyeceğim? Kereviz. İkinci söylediğin. İlk kereviz ne oluyor? A. Serbest bilicim. Neydi, ne dedin sen? Söylence bilim. A. B. Kereviz. C. Naylon. Naylon. O da B demiş, kereviz. Sana kerevizci olarak geldi. Bak, o da B demiş. Olabilir. Ben de gönderiyorum. Ne işimiz yarayacak, bu ne işimiz yarayacak? Toprak sana ne demişti? 4.20'den 7'ye kadar say mı? 5'e kadar say diyor 4.20'den de. Bunların hiçbir anlamı yok ya. Hiçbir anlamı. Sayamadın mı 5'e kadar peki? Yani niye kapatıyorsun korktum, ki ablacığım? Korktum. Bana İrem mi dedi, bir şey dedi. Başka birinin ismini söyledi. Ben de korktum, verdim adama ya. Bana dedi, Şevval mi ne dedi, bir şey dedi. 4. Şevval, İrem, Emre. Şevval dedi, bana Emre da işte. Dedi. Tamam. Aynı. Şevval, İrem, Emre. Sana. Emre. İki Emre. Sana ne dedi? Şive. Sana ne dedi? Caner sana ne dedi? Emre dedi. Sana üç kişi Emre dedi. E ona Şevval, demiş. Emre. Ona Şevval demiş. Ya Allah aşkına güzel kardeşim, ne yapacaksın abici sen adamın ismini? Adamın ismi Emre işte, ben adamla tanıştım sana. Arkadaşlar. 30 saniye zaman durdurmam lazım Soykan. Hızlı 30 saniye ekle buraya. Sigara yakmak istiyorum. Tamam. Elimi araştırdım. Cebimde şeyi buldum, evdeki kibriti. Aha. Kibritle sigarayı yakıyorum ama kibrite böyle neymiş diye bakmadım. Haberin olsun, zar atayım mı atmayayım mı? Bir perception zar at abi. Oha, shit. Gerildim çünkü, bak en başta yakmadım, bu da meta yapmadım böyle. Al sana yakıyorum sigaramı. Sigara öldürür Samet, sigara öldürür. Ben bir şey göreceğim, yanlış göreceğim, bir dur. Yakıyorum sigaramı. Kibrit kutusunu yaktı galiba. Abi. Kibrit yanıyor mu? Hayır, kibrit kutusundan bir kibrit alıp yakıyorsun, doğru mu? Aynen doğru. Öyle. Gayet normal şekilde bir kibrit çıkarıp yakıyorsun abi. Yapma tamam. Ya. Herhangi bir garip bir şey anlamadım. Yok, görmedim. Yok. Bilmiyorum. Okey. 52'de bitiyor süreniz. 52'de bitiyor. Ek süre geldi. Arkadaşlar hepimiz birine oy verelim. Ayrı ayrı. Ölsün o. Hayır. Olmuyor. İki kişi oluyor.
Belki sen hepimiz bir tane oy aldığımız olsan, için belki hepimizi öldürecekler. Allah aşkına bu nasıl bir mantık? Siz manyak mısınız? Adam içeri girdi. Beni delirtmeyin. Adam içeri girdi, dedi ki en yaşlısını tamam. Seçin. Bak, bak, kaç bak, yaşında dur. Bu kızı seçelim gitsin ya. Ya ben 19 yaşındayım Allah aşkına ya. Ya ben 17 yaşındayım. Allah'cığım bu benim suçum mu? Bu benim suçum mu? Bu senin... Yani bu senin hayata geldiğin tarih, ben buna ne yapabilirim ya? Adam ne dedi en son çıkarken? Aptallık yapmayın mı dedi? En yaşlınızı mı evet. Seçin? Öyle bir şey evet. Dedi. Bir önceki tura demiştir onu. Bir önceki tura demiştir. Tamam biz size? Bu turun ne olduğunu ne bilelim ablacığım. O yüzden evet. Bence en yaşlımızın adını başka, verelim. Başka bir şey başka söylesek olur mu mesela? Bir daha Atakan desek olur mu? Ya boşa giderse yaşayan olur da demiyor. Ne diyor ki? Ben hala Emre diyelim diyorum ablam. Bak gel Emre diyelim. Bitsin bu azap. Bu nedir diyelim ya? Diyelim lan Emre diyelim. Tamam. Hepimiz Emre diyelim. Ama Emre sizin aranızda odada değildi derse tak tak bizi öldürürsen olacak. O zaman da toprak işte. Deriz ya. 40 saniye. Ona toprak deriz. Ne kolay işmiş ya. Niye kimi sen Samet demedin mi ablam az önce? Samet vay başka be. Birinin adı mı? Sen kolay ben, kolay sen Samet demedin. Ben sen ölmeyeceksin diye dedim onu kardeşim. Toprak deseydim madem ölmeyeceğimi biliyordum. Bilir toprak deseydin ama. Toprak derim. Herkes kendi ismini söylesin de herkes o zaman toprak deseydin. Madem ölmeyeceğini biliyordun toprak deydin. Durup dururken şiddetli. Son 20. Deriz lan. Deriz. Senden mi korkacağım? Derim neymiş ya sen yani? Ne sen ne niye herkese atar gider yapıyorsun? Biz burada mantıklı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Neymiş ya. Lan mantık? Senin problemin ne? Mantık çözümün ne? Bana onu söylesen. Mantık ablacığım sen ne? Anlamıyorsun ki. Beş. Sen gerginsin. Ben anlamadım mantık seni. Adam en yaşlınızın. Ay adam en yaşlınızın adını veriyor. Ben miyim en mantık burada çözüm? Ben miyim ablacığım? Kapı açılıyor aniden. Sessizlik. Çat diye kapı açıldı. Anda sigarayı atıp üstüne bastım. Anda. O saniyede. Tekrar Cevdet içeri giriyor. Oğlum görüyoruz sigara içtiğini. Neyse. Ay. Bu sefer... Ceren. 10 saniyen başladı. Soruyu bir daha sorar mısınız? Kim ölsün? Cevdet. Cevdet o ya. Ceda abi. Samet. Bir şey demedim. Odadaki en yaşlı kişinin adını söyleyin dediniz. Sizsiniz gibi duruyor. Ben de Cevdet diyorum. Cem. Öyle yapıyor Cem. Yani şimdi düşündüğüm zaman sanki... Yani sizin ölmeniz de gerekmiyor. Ölecek misiniz siz biz sizi söylersek ki? Peki... Cevdet yani odadaki en yaşlı insan sizsiniz şu anda ama siz çıkarsanız toprak. Siz girince Cevdet sizsiniz. Siz Cevdet o zaman ben de Cevdet diyorum. Abla Cevdet. Caner. Ya Cevdet Bey en azından şu soruya bir cevap versin. Siz buradayken sizinki mantıklı mı? Yoksa bakın ben herhangi birimize bir şey olması karşılığında ben toprak adımı söylemeye çok... Okeyim çünkü mantığımı kullanmaya çalışıyorum. Siz bizden bunu istediniz. Sizi mi seçmeliyim, toprağı mı seçmeliyim? Siz sayılıyor musunuz? Tam olarak bana bunu söylerseniz benim için yeterli. Ya zaten 4 kişi oy verdik sayılsa ne olur sayılmasa ne olur. Ne soruyorum adama? Kafanı kullan Caner. Kafanı kullan, kafanı kullan. Kafası yok ya. Bu odadaki en yaşlı insan sizsiniz Cevdet Bey. Cevdet diyorum ben tekrar. Toprak. Cevdet. Hemen nefret mi ettiniz ya? Samet deseydin abla. Oy vermeyen var mı? Siz vermediğiniz gibi ama. Atakan. Akşak yapmayacağım. Pardon. Atakan zaten odada değil ki. Ben de Cevdet diyorum. Durum belli.
Aferin. Kafanızı kullandığınızı görmek güzel. Çok çok yapıyorum. Abi çıkabilir miyiz? Bak gerçekten en başta beni dinleseydik şu arkadaş şu anda kanlar içinde. Niye? Niye o tecavüz etmiş kardeşine ölsün bırak ya orospu çocuğu. Abi biz kanun ya, ne biçim? Nizam var. Bize ne? Bize ne ölsün bu şimdi, çocuğu? Bölmeyelim. Kalmıştı. Az kaldı bölmeyelim. Şimdi. Sevgili gençler diye birden bir üslup değişimi. Aa. Ölmüyor mu Cevdet Bey? Hayır. Ya Atakan'ı öldüren de Cevdet'ti ya az önce. Ya ben rolde soruyorum bunu. Ha. Beni öldürme isteğinizi takdirle karşılasam da maalesef ben öldüğümde devam edemeyecek bazı şeyler var. Şimdi size samimiyetle bir soru sormak İyi isterim. Bu sorular soruluyor ki? Dinleyince anlayacaksınız. Arkadaşlar, belki de bu konuyla alakalı hayatınızda size söylenen en içi boş, en saçma şeyi söyleyeceğim. Ve bunun karşılığında yine çok da gerçekçi olmayan şekilde sizden güven bekleyeceğim. Önünüzde bir seçim var. Ve bu seçimi yapmak konusunda size verebileceğim tek güven kendi sözüm. Ben iyi biriyim. Buradaki arkadaşlar da öyle. Diyerek sizi dışarıya doğru davet ediyor. Odanın dışından çıkıyor. Siz o büyük, daha da büyükçe odanın içindesiniz bu sefer. Ve böyle yüzlerce az önce hey, o bilmem ne falan yapan insanlar vardı ya. Sanki bunların hepsi RP'ymiş gibi. Yüzlerinde daha mağrur bir ifade. Daha böyle sizi onaylar bir ifade. Sizin gibi gençler var aralarında. Cevdet'ten yaşlıları var, Cevdet gibiler var. 100-150 kadar insan, kadın erkek, aşağı yukarı eşit, erkekler biraz daha fazla falan bir grup. Size böyle şey bakıyorlar. Helal olsun gibi bakıyorlar. Dediğim gibi diye devam ediyor Cevdet. Size biz iyi biriyiz ve ülkümüz, amacımız iyi demek dışında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Şimdi önünüzde bir tercih var. Bu tercihi bizim istemediğimiz yönde yapanlar az önceki zulmümden kesinlikle korkmasın. Dediğim gibi. Bazı insanlar hayatta bazı şeyleri hak ederler. Belki bir pazar öğleden sonrasına hayatınızla ilgili çok fazla karar sıkıştırdım. Ama bazı şeyler ekseriyetle gizli ve çabuk yürütülmek zorunda. Bizimle beraber bu fabrikanın sırlarını öğrenip etrafınızı güzelleştirmeye çalışmak ister misiniz? Ki bunu tercih ederseniz muhtemelen hayatınızda dürüst olabileceğiniz tek insanlar burada gördüğünüz 158 kişi olacak. Eğer buradan gitmeyi tercih ederseniz de bugün yaşananlar sizin için anı olarak dahi kalmayacak. Bugün unutacaksınız. Evlerinize, okulunuza, hayatlarınıza devam edeceksiniz. Ne yaptığınızı bilmememe rağmen var olan ve var olduğundan emin olmadığımız bütün alemlerde refah için, sulh için çalışmak isterseniz size rehber olmaya hazırım. Siz kabul etmezseniz de bir başka pazar yine sizin gibi gençleri aramaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sizlere küçük birer kağıt parçası armağan etmek isterim. Burada kalacak olanlar lütfen 5 dakika odada düşündükten sonra çıkarken kağıtlarını bana emanet etsinler. Onlarla ayrı bir görüşme yapacağız. Gidenlere ne olacak abi? Vallahi kimseye söylemem ya. Giderim evimde. Paramı da vermeyin. İstemiyorum. 250 milyonunuz da size kalsın. Ben evime gideyim. Ya kurban olurum ya. Bizimle beraber yola devam
etmek istemeyenlerle ise bugün hiç yaşanmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz. Böyle davranmak için yapmanız gereken ekstra bir şey olmayacak, merak etmeyin. Gücümüz, yanlış anlamayın, sizin gibi gençlere hayatlarının son bir saatini unutturmaya kadirdir. Şimdi burada bizimle beraber olmak, bir yandan kağıtları dağıtıyor. Böyle kare şeklinde üzerinde bir saniyenizi rica edeceğim. Kare şeklinde bir kağıt veriyor abi size. Böyle hani sticker gibi falan bile düşünebilirsiniz. Üzerinde böyle bir ters hilal var. Yukarıya doğru. Evet. Okay. Arapça ya da Osmanlıca olduğunu tahmin ettiğiniz bir şeyler yazıyor. Arapça dilinde yani. Ya da Osmanlıca dilinde bir şeyler yazıyor. Hilalin içinde. Sağa sola budaklanan hani böyle bir Türk Silahlı Kuvvetleri arması olur ya mesela. O tarz böyle bir şey. Altında iki el birbirini tutuyor. Sanki bir şey anlaşmışlar gibi. Sadece eller gözüküyor. Bazı kılıçlar var. Bugün unutmak isteyenlerden de verdiğimiz rahatsızlık için şimdiden özür dileyerek kağıdı yanlarında götürerek ayrılmalarını rica edeceğim. Zaten yarın uyandığınızda bu kağıdı nerede, ne zaman aldığınızı hatırlamayıp muhtemelen çöpe atacaksınız. Ki sizin yaşınızda gençlere burada yaşattığım travma içinde özrüm olmuş olur. Böyle bir hediyeyi hafızalarınıza yükleyecek değilim. Abi 7 geçeye kadar bu sefer vaktiniz var. Bir arada da konuşabilirsiniz, kendi içinizde de düşünebilirsiniz. Kapıdan çıkıyor Cevdet. Derin bir sessizlik. Gidelim buradan ya. Gidelim de bir şey söyleyeceğim sana. Ahmet, bu adamlar benim rüyalarıma girdi ya. Ya hafızanızı silerim falan diyor. Bu kim bunlar ya? Abi silsin zaten, ben böyle bir şey yaşansın bitsin istemiyorum. Mümkünse ben eve gidince babamın bana atacağı fırçalı bölümü de silsin. Ben tamamım ya. Ben gerçekten tamam, ben yeter ki çıkayım abi buradan sağ salim, gözümü seveyim. Sen yani nasıl anlatacaksın abi babana, gittik adam öldürdüler gözümüzün önünde mi diyeceksin, ne diyeceksin? Demeyeyim abi, ben gideyim ya, ben ne polise de gideceğim, kimseye de söylemeyeceğim. Bak beni izliyorsanız buradan söylüyorum, kimseye de söyle, ben yeter ki gidelim abi buradan çıkalım. Ya sana. Önemli olan bizim buradan gidip gitmememiz değil, onların amaçlarına hizmet edip etmememiz evet. Değil mi? Etmek istiyor muyuz onların amaçlarına abi, hizmet? Abi kim bilir ne bunların amacı? Ne bu adamların amacı ya? Bizim önünde adamın bilmiyoruz, gidelim. Adamdı gitti çocukcağız. Bilmiyorsun ki, tanımıyoruz hiçbirini. Yani bizim burada kalmamız için ekstradan bir motivasyon da bilemedim. Yani ne bileyim. Ben bir tane bodrum katında öyle yatıp duruyorum. Hiçbir şey de yaptığım yok. Okulda okumam. Benim başka bir şeyim de yok. Valla bir okula mı yazılsan acaba ya? Üniversite sınavına falan girsen. Yok ya, artık bizden geçmiş ya. O işler. Tamam oğlum, sen zaten bitmişsin. Senin hayatta bir şeyin kalmamış. Hadi gidelim. Ya yine. Olur mu öyle şey ya? Ya kalmamış işte abim. Bizde artık yok. Belli ki yok yani. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz bilmem de. Ben buradan çıksam ne yapacağım ki? Mesela. Ben söyledim ama. Ya sen çıkacaksın, bir şey yapmayacaksın. Bizi annemiz bekliyor ediyor. Gideceğiz annemize. Anne biz örgüte katıldık. Bu arada cinayet falan işliyorlar, haberin olsun. Dersek annemiz der ki ne yapıyorsunuz siz? Yani Ceren, gidelim bence. Ben şeyden korkuyorum canım. Biz eğer hayır falan dersek bize bir şey olur diye korkuyorum. Ben bu adamlara güvenmiyorum ki. Ben... Yoksa biz zaten gidelim eve. Biz eve gönderecekler mi? Kağıt bırakacaklarmış işte. Yarın uyandığımızda da kağıt çöpe atarsın. İnşallah. Ben hiçbir şeye de güvenmiyorum artık.
Göndermezler bence çünkü yani şimdi bizi buradan eve gönderseler eve gidince deriz biz cinayet işledi bu adamlar şeyde kibritçi fabrikasında. Deceklermiş ya hafızamızı. Niye siz desinler? Ya kurban nasıl biliyorlar hafızamız öyle basit bir şey mi o? Ben hiç öyle bir şey duymadım hayatımda hafızası. Ya ne bileyim böyle fener yakar, ışık patlar yüzümde bir işte gider ya hafızam. Olur mu ya unutur musun sen hiç unutmaz insan. Ya söyleme o zaman gidince söyleme. Söylemem anne. Ben söylemem. Ben söylemem. Ben söylemem. Ceren de söylemez. Ceren de söylemez. Ben de söylemem. Ama bunlar inanır mı benim söylemeyeceğime? E tamam abi söylemeyeceğiz o zaman. Bitti gitti. Sen tamam. De inanır. Arkadaşlar ben... Sana ışık mışık yaktıklarında de ki ya de benim de aa hafızam gitti ulan neredeyim ben falan de bize atsınlar biz gidelim ya. Gidelim biz abi. Gidelim zaten. Benim annem var babam benim var. Benim yerine kurumlar bir şey. Kalalım merakında değilim ben zaten. Ben söylemiyorum abi. Diyor. Ben belki aileme anlatırım çünkü yani. Ben hiç yalan söyleyemiyorum bizimkiler. Sen kalmak mı istiyorsun burada? Hadi hayır, ben toprak kalmak istiyorum. Kalmak ben istiyorum. Gideceğim benim ne işim oldu? Benim bir saat sonra antrenmanım vardı. Benim düştüm. Tamam. Sen gitmek istiyorsun. Antrenmanın varmış. Toprak sen burada mı kalmak istiyorsun? Ben bilmiyorum. Hayır 40 ben saniye. Çıkıp Allah aşkına polise gidelim bu adamları. Nereye polise gidiyorsun? Hayır. Ben görmedim böyle bir şey görmedim. Ben demedim polise. Arkadaşlar saçmalamayın. Polisle alakalı bir ifade bulamadım. Ben evime onu... giderim. Önce Mesut abiye giderim. Onun Allah belasını versin. Sonra evime giderim. Sinirden güldüm özür dilerim. Kalmayacaksanız da kalmayın. Yani ben bu saatten sonra zaten kalsam ne olur, kalmasam ne olur. Merak işte. Merak. Kafam kurcalandı. Ama sana... Öldürürken alkışlıyorlardı. Bunlarla kalınır mı? Yok Ceren senin annen baban da varmış zaten. Kardeşin de burada. Ya senin yok mu annen baban? Sen bu hayata nasıl geldin ablacığım? Yok benim annem babam yok. Benimki birini zaten vefat maalesef. Kapı açılıyor. Şey. Başın sağ olsun. Kapı açılıyor. Cevdet içeri giriyor. Elinde 5 tane. Yayın dondu Soykan. Soykan yayın dondu. Şeydendir. Görüntüleriniz donmuştur. Durun. Ses geliyor mu? Ha, evet evet. Zoom'da sıkıntı oldu. Sıkıntı yok. Okay. Geldi şimdi. Ha. Cevdet içeri giriyor. Elinde 5 tane abi böyle şey nasıl diyeyim 5 ayrı spiral böyle bir sürü kağıt yığını var. Şöyle yavaşça karıştırırken hani dikkatli olanlarınızın gözüne çarpacaktır ki isim soy isimleriniz önünde kocaman yazıyor. Kağıtların üstünde. Evet arkadaşlar. Tekrar zorla aldığımız vaktiniz için teşekkür ediyorum. Bazı şeylerin maalesef istediğimiz gibi yapılması imkanı her zaman olmuyor. Karar verebildiniz mi? Biz gidersek buradan ne olacak? Bize kötü bir şey yapılacak mı? Kesinlikle hayır. Siz şimdi biri ölünce alkışladınız ya bu kadar kişi. Ben şimdi biz giderken yine bizi öldürüp ondan sonra gülecek misiniz? Bir laf vardır. Sandalyeye oturuyor sizin yanınızdaki boş sandalyelerden bir tanesine oturuyor. Bir laf vardır. Dünyadaki pislikten kurtulmak için herkesin evinin önünden temizliğe başlaması gerekir diye. Duymuşsunuzdur okullarda bahsedilir belki arkadaş çevrenizde haberdarsınızdır böyle bir şeyden. Aslında bizim derdimiz biraz dünyadaki temizlik. Bize atalarımızdan bahşedilmiş bazı görevler var. Ve nihai amaç iyi olsa da buraya giden yollarda kendini düzeltiyor. Buradan gitmek isteyenlerin zaten bu konuşmaların hiçbirini hatırlamayarak buradan ayrılacaklarını bilerek konuşuyorum. Merak etmeyin. Zihinlerinizi kirletmek istemem çocuklar. Dolayısıyla biz de bazen istemediğimiz şekillerde bu temizliğe katkıda bulunabiliyoruz. Ama nihai amacımız daha büyük. Nihai amacımız görebildiğinizin ötesinde. Nihai amacımız yağmur yağdığında ıslanmamak üzere aslında. Diye Cem'e bakıyor. Cem, sen okuyan bilen çocuksun. Evet.
Nerede yağmur yağdığında biz ıslanmayız? Ve o esnada oradaysak. Denizde. Güzel. Başka? Denizde zaten ıslağızdır. Yeniden ıslandığımızı hissetmeyiz. Evet. Yani şemsiyenin altındayken ıslanmayız. Güzel. Bizi bir şemsiye gibi de düşünebilirsin. Peki o şemsiyeyi tutacak kimse olmadığında ya da o gün şemsiyeni almayı unuttuğunda ya da birileri senin elinden şemsiyeni zorla aldığında ıslanmaktan nasıl kurtulacaksın yağmurda? Şemsiyemi geri almam lazım. Şemsiyeni geri alman lazım. Ya da sen şemsiyeyi dağıtan olacaksın. Yağmur yağdığında koşup yardım istenen şemsiyeci olacaksın. Ha! Toprağın altında da bu arada. Çok ıslanmazsın yağmur yağdığında. Ama bunu tercih edeceğini düşünmüyorum. Bizler bu dünyanın üstüne açılacak şemsiyeyiz oğlum. Bizler İstanbul'u da, Türkiye'yi de, dünyayı da, uzayı da kendinden koruyacak olanlarız. Uzaya çıkan biriyle tanıştın mı hiç? Bir şey okudun mu? Yani okudum ama hiç tanışmadım. Nereden tanışayım? Yağmur yağar mı uzayda? Yani bildiğimiz kadarıyla yağmaz. Yağmaz. Gün gelecek ki çok uzak bir günden bahsetmiyorum. Bütün dünyaya aynı anda yağmur yağacak. Bütün dünyaya. E tabi. O zaman bizim buralardan sıyrılıp yurtta ve cihanda barışı sağlamamız gerekecek. Bu yaşandığında biz daha yukarılarda dünyaya şemsiye tutanlar olmak istiyoruz. Bizim ne yapmamız gerekiyor bunun için? Bizimle beraber tırmanmayı seçebilirsiniz. Ya da gidip üniversite sınavına girersiniz seni. Bir yerde maaşlı işe girersiniz. Sistemin içinde çok güzel, mesut, evli, çocuklu yaşarsınız. Emekliliğinizi de 50 yaş gibi falan hak edersiniz diye düşünüyorum. Umacaksınız ki yağmur da size değmeyecek. Siz birilerini öldürüyorsunuz. Biz yani ne öldürmek ne alaka bizimle? Hiçbir ilgisi yok ki. Biz nasıl öldürelim birilerini? Onları yapamayız yani. Ben de öyle diyordum başta. İlla birilerini öldürerek bahsettiğim temizlik yapılmaz. Birilerini öldürmesine engel olabilirsiniz. Birilerinin birilerini öldürmesine engel olacak bazı şeyler yaratabilirsiniz. Anladım. Yani peki Cevdet abi, Cevdet Bey, ben şeyi anlamadım. Hani niye bunu yapalım? Yani bir şemsiyesiniz siz, dünyanın bir gün üzerine yağmur yağdığında dünyayı bizden koruyacak olan, ama biz niye bunu yapalım? Hani gidelim eve, başkası yap, siz yapın. Tabii, işte. Tabii. Siz koruyun, biz niye yapalım, onu gidin, anlamadım. Gidin, kesinlikle gitmekte özgürsünüz. Zaten takdir edersiniz ki bu 158 kişi, buraya ilk gelen 158 kişi değildi. Yıllar, çok uzun yıllar içinde böyle bir düzen kurabildik. Bunu yapmak kesinlikle zorunda değilsiniz. Ben bunu yapmak isteyerek başlamadım aslında bu işe. Yapmam gerektiğini bir şekilde anladım. Ve bizim de takdir edersiniz ki benim gibi ya da Murat gibi, tribünden birini gösteriyor, İş işten geçmiş yaşlılar yerine sizin gibi genç dimalara, yolu açık insanlara ihtiyacımız var. Siz olmazsanız sizin özelliklerinizde, sizin kalitenizde başkalarına gideceğiz diyerek üzerinde isminiz yazan spiral dosyaları size veriyor. Tek tek dağıtıyor. İncelediğinizde görüyorsunuz ki arkadaşlar 14 Ekim 1991 Osmanlı Kibrit Fabrikası karar verme yazıyor.
Boş. Hmm. Ondan önceki sayfalarda 9 Eylül 1991 Osmanlı Kibrit Fabrikası ikna kabiliyeti yazıyor. Cem 10 üzerinden 7 almış. Toprak 10 üzerinden 10 almış. Caner 10 üzerinden 5 almış. Ceren 10 üzerinden 7 almış. Ve Samet yine 10 üzerinden 5 almış. Bunun gibi altında analizler var. Problem çözme, strese dayanıklılık, düzenlilik, bağlılık, askeri disiplin, sağlam karakter, planlama, çalışma disiplini, gelişime açıklık, sosyallik, uyumluluk, amirlerle ilişkiler, iletişim, özgüven, takip ve kontrol gibi üçer dörder sayfalık o koca spirallerde kendinizle alakalı derin raporlar var. Tabii bunları da okuyup kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Ben sizi ilk defa tanımıyorum. Bunları nereden buldunuz siz? Ama bizim her şeyimiz yazıyor burada. Nereden buldunuz ki bunları? Az önce bahsettiğim gibi buradan gitme kararı verenlerin bu yükleri yanında taşımamaları için bazı işlemler uyguluyoruz. Hepiniz bu işleme daha önce birçok kez maruz kaldınız. Aslında sizle alakalı şansımızı deniyoruz diyebiliriz. Bugün de bize katılmayı seçmezseniz bundan sonra sizi zaten bir daha rahatsız etmeyeceğiz. Bizimle birlikte olmanızı, bizimle birlikte iyiye hizmet etmenizi çok isteriz. Daha önce yaptık mı bunu? 12 yaşından beri testlere gelip gidiyorsun Cem. 4 yıldır ben seni tanıyorum. Aslında planlama testinde bu yaşlı problemini bulan kişi de sendin. Bu testi sen organize ettin. Nasıl ya? Deyip 91 yılında cebinden iPad çıkarıyor abi. Bir tablet çıkarıyor. Küçük. Sana bu testi planladığın sağ üstünde 88 yazan planlama başlıklı bir görüntü gösteriyor. Sen hakikaten sensin. Bir şeyler yazıyorsun, çiziyorsun. Hepiniz ayrı ayrı odalarda bir ÖSS sınavı gibi birer şeyli kolçaklı sandalyede oturuyorsunuz. Bir şeyler planlıyorsunuz abi. Ve işte seninkinin seçildiğini, seni tebrik ettiği, alnından öptüğü falan bir görüntüyü gösteriyor. Hızlandırıyor ondan sonra çarpı 16'ya alıyor. Yine böyle bir odadasınız. Size spiraller dağıtıyor falan. Hepiniz bu çıkartmaları geri veriyorsunuz Cevdet'e ve evinize gidiyorsunuz fabrikadan çıkıp. Sizi zorla, imkanlarımızla bir şeye ikna etmek özgür iradenize zarar verir ve özgür iradenize zarar vermek bizim davamıza zarar verir. Lütfen kendinizi kullanılmış hissetmeyin. Bunu sadece Cem mi gördü bu arada? Cem'e izletti. Okey, biz bilmiyoruz hala. Merak edenler varsa sizlere de testlerinizden görüntüler gösterebilirim diyor. Gerçek mi hocam? Tek dolaştırıyor. Gerçek Ceren. Bu arada Caner, en eski sen gidiyorsun. Senin görüntülerin 86'dan falan başlıyor. Caner. Sen 5 yıldır Caner gidiyorsun. Toprak 90'dan başlıyor. 90 ve 91'de gelip gitmişsin. 88'den başlıyor Samet'inki. Ve şeyle aynı gün, Cem'le aynı günde yine Ceren'inki başlıyor. İkna kabiliyeti testiyle başlıyor. Başka insanlar var teste giren, sizin dışınızda, bu odadakiler dışında. Oradan tanıdık yüzler tribünde var. Çocuklar, ne diyorsunuz? Sigara yakabilir miyim abi? Çok tabii. Kendi de çıkarıyor bir tane.
Ya ben kendimden bakayım çok... Bakayım yine kibrite. Bir şey değiştirecekse bakacağım. Bak istiyorsan. Tabii ki boşuna zar atmayayım. Bak istiyorsan. Bakarım ya, bu kadar kibrit şey yapmışım. Yok abi. Bildiğin kibrit ya. Kav mı? Bildiğin kav kibrit şey. İşte Küçükçekmece Kibrit Fabrikası falan yazıyor. KKF. Delireceğim. Ya ben şey... Sana dönüyor zaten toprak. İyi denk geldi. Bir şey mi soracaksın? Ya bir şey sormayacağım. Ben çok eminim artık bu noktadan sonra. Zaten yani bok gibi bir hayat yaşıyorum. Bir de arkadaşlar şeyi atlamayalım lütfen, 2020'deyiz diye. İç cebinden tablet çıkarıp size görüntü izletti. Ha bir de. Ben evet, bionik evet. Kolu gördüğümde de şaşırmıştım. Çok garip bir kolu var falan demiştim. Yani kafamda şey var benim açıkçası. Ben bunca yıldır babamın pisliğini temizliyorum gibi geliyor bana. Hı-hı. Hani bundan sonra artık senin bu konuşman vardı ya, herkes işte evinin önünü temizlesin, işte bir dünya temizliği gibi bir şeyden bahsediyorsun. Bana böyle şey gibi geliyor. Hani bu kadar zamandır babamdan öğrendiğim bütün pisliği bilmem neyi dünyayı temizlemeye yollayacağım. Hani bu böyle ulvi bir görev için aslında kullanacağım tüm bildiklerimi, ettiklerimi falan ve vicdanım rahatlayacak gibi bir motivasyonla. Ben komple o bana verilen kağıt hala elimdeyse eğer, adama şey sormak istiyorum yani, ben varım. Ne yapacaksam söyle, yapayım bunu. Söyle, diyalogla söyle. Şey var mı elimde hala o kağıt? Kağıt var. O logo var. Ya o kadar da tabii şey değilim, hani böyle hayvan gibi cesaretle söylemiyorum. Tabii tabii. Tabii ama... bunun neresine ne yazmam gerekiyor benim? Hiçbir şey yazman gerekmiyor. Bizimle beraber devam etmek istersen zaten aklına kazınıyor Meret. Peki ben kafamda bu düşünceleri düşündükçe kağıtta bir şey değişiyor mu Soykan? Hayır. Yani o zaman adama direkt kağıdı veriyorum, uzatıyorum şöyle. Adama kağıdı verdiğin anda, elleriniz birbirine değdiği anda o logonun altında Türkçe Latin alfabesiyle toprak yazıyor. Aa. Ve alıyor. Hayda. Beni dışarıda bekleyebilirsin, çok teşekkürler. Aramıza hoş geldin. Bam diye böyle etraftan alkış kopuyor. Ben diğerlerinin, bizim ekibin suratına bakmak istiyorum mesela. Kapının önünde açık, kapının önü açık ne abi. Yapıyor? Kapıda böyle yılanlayabilirsin. Ha, ya bir hani çıkmadan önce bir onlara bir bakmak istiyorum hani, yani beni uzaylı sanmasınlar bunu bu kadar. Hı-hı. Şeyden çok da çok korkuyorum bu arada, hani beni onaylamayacaklarından da korkuyorum ama hani onlara bakarak böyle şey gibi bir bakış atmak istiyorum, yani beni anlayın abi falan gibi. Bir bakış atmak istiyorum ama mesela şeyin, Caner'in suratına bakmıyorum bile yani. Caner'e aşırı sinir oldum çünkü son söylediği şeylerden sonra. Aile muhabbetine girdi, beni çok üzdü. Kardeşlerin suratına bakıyorum, Samet'e bakıyorum özür diler gibi ve çıkıyorum. Cem? Ceren? Annemiz öldü sanır, biz annemize haber vermedik, kart bıraktık. Biz, ben annemin yanına gitmem lazım benim. Yanlış anlaşılma olduysa düzeltmek isterim sevgili Ceren. Yine akşam evinizde uyuyacaksınız. Annenizi babanızı yine her gün göreceksiniz. Ben düşüneceğim bunu. Yalnızca burada gördüğünüz hiçbir şeyden onlara bahsetmeyeceksiniz. Ben de düşün. Bahsetmem. Peki, düşünmüş olan var mı? Yani dedin ki sen 5 senedir geliyorsun dedin abi.
Uç olarak benim aileme karşı bir sorumluluğum var. Gelecekte planladığım şeyler var. Beni burada tutan hiçbir şey yok. Benim kendi hayallerim, yaşamak istediğim... Ya ben basketbol oynuyorum ya. Ben Avrupa'ya gidip belki de yarım gün Amerika'ya gidip bir şeyler yapmak istiyorum. Ne güzel olur. Tutacak, ne güzel beni olur. Beni burada tutacak hiçbir motivasyon yok. Hı hı. Yani senelerdir geliyorum diyorsun. Görüntü gösteriyorsun bana. Saçma sapan bir aletin içerisinden. Ben daha önce de bunları yaşadıysam ne zaman bitecek bu? Bugün. Bugün buradan çıktığın anda kişisel sözümdür. Seni bir daha hayatın boyunca rahatsız eden bize katılmaya çağrın olmayacak. Ha bu arada diyor. Tableti çıkarıyor tekrar ve bir şeyler arıyor falan seninle ilgili. O ne? Gurur duyuyorum seninle oğlum diyor. Bir ameliyat abi. Sen böyle ameliyat masasındasın. Yüzüstü yatıyorsun. Hızlı hızlı geçiyor hani ben vakit vereyim sana ama hani izliyorsun bayağı. Hadi bir 10 dakika. Hı. İki bacağını tam o kas kısmından yarıyorlar abi. Ne? İçine bir şeyler yerleştiriyorlar. Kapatıyorlar, dikiyorlar. Dikişin üzerinden lazer gibi bir şeyle geçiyorlar. Dikiş mikiş kalmıyor ortada. Ve sonra ayıldığında hayvan gibi bir metreye yakın zıpladığını falan videoda görüyorsun. Sen hep ben çok yetenekliyim, çok iyi zıplıyordum zannediyordun bugüne kadar. İyi zıplıyorum ben. Smaç basıyorum bu boyumla ya potaya. Ya. Yani bizi yurt dışında da temsil etmek istersen elbet gururlandırırsın. Sen benim bütün hayat amacımı aldın şu an Cevdet abi. Ben 17 yaşındayım, yaşadığım şoka bak. Benim bacı, sen zıplatıyorsun beni. Ben yıllardır aileme iyi basketbol oynuyorum diye bir şeyler anlatıyorum, eve hayır, gidiyorum eve. Hayır, eve. Hayır. Sen zaten iyi basketbol oynuyorsun. Ama sence hayattaki herkes her konuda eşit imkanlara sahip mi? Biz o senin... elinizdeki? Bir kazada elimi kaybettim. O değil. Bu dokunduğunuz. Tableti mi soruyorsun? Tablet? Ne o? Bir şey gösteriyorsunuz bize. Bunlar gerçek mi? Bu evlerinizde videolar izlemişsinizdir. Daha portatif bir alet diyelim. Gerçek mi bunlar? Bunlar tabii, bu bir bilgisayar. Bunlar, ya abi, bilgisayar diyor. Ne bunlar gerçek. Duymuşsunuzdur bilgisayarları ya. Bilgisayar, böyle bilgisayar görmedim. Benim annem devlet memuru, kadın, noter. Onun var masasında kocaman bilgisayarı. Böyle bilgisayar mı var? Annen yaşlandığında, hatta belki sen yaşlandığında benim kullandığım gibi şeyler artık herkesin elinde olacak. Herkesin ulaşabileceği şeyler olacak. Tıpkı senin zıplama yeteneğin gibi. Abi işte, ya sen benim rüyama giriyorsun, bana rüya göstertiyorsun, hafızanı silerim diyorsun, sen beni zıplattın diyorsun, bana görüntü göstertiyorsun. Ben buraya 5 senedir geliyorum, gidiyorum. Bu ne ben ne yaşıyorum Allah aşkına Cevdet? Bugün buradan çıksam, gitsem ne yapacağım belli değil. Hiçbir şey olmayacak. Belki de, kariyerine devam belki edeceksin. Belki hayata küseceğim bu yüzden. Hayır. Burada kalsam ne yapacağımı anlamadım bile. Sen diyorsun ki temizlik yapacağız. Temizlik yapalım Caner, abi. Ne yapacağız temizlik? Anlaşamadık galiba. Buradan çıktığında... Anlaşamadık abi, ben anlamadım ki seni. Dinle o zaman. Kafanı kullan Caner. Buradan çıktığında izlediğin görüntüleri de hatırlamayacaksın. Bunu bizim yaptığımızı da hatırlamayacaksın. Kendi kendini üzecek hiçbir şey hatırlamayacaksın. Biz salak değiliz. Buradan çıkma kararını özgür iradenle verirsen mutlu mesut dünkü hayatına devam edeceksin. Bizimle beraber yol yürümeyi seçersen de bambaşka bir hayatın olacak. Ben sana bu tercihi sunuyorum. Seni kandırıyormuşum, seni kullanıyormuşum gibi yapmayı bırak. Sen şimdi Cevdet abi, yani benim amacım seninle tartışmak değil de lütfen gözünü seveyim. 16 yaşındayım ben, az önce gördüğüm görüntüler. Sen bunu unuttursan, ya benim çok canım sıkıldı abi, ben bilmiyorum ne diyeceğim ya gerçekten. Anlamadım ki yani. Bana ne diyeceğini bilen insanlar lazım Caner. Teşekkürler. Samet, çıkabilirsin.
Şimdi o o elindeki ekran, onu anladım ben. O ekran gibi bir şey, o görüntü gösterecek şey oluyor falan. İnce bir televizyon gibi herhalde. Ya evet. Yani abi, yani ben işimde gücümdeyim abi. Benim annem babam, annem böyle arada bir çoluğa çocuğa kıyafet dikiyor, 3-5 kuruş para girer eve. Onun dışında bizim ufacık bir dükkanımız var. Biz işi, ben neyin temizliğini yapayım? Kurbanın olduğum, ben varsa bak elektrik işinizi yapayım. Gerçekten abim, 250 milyonunda 100 milyonunda değilim, hakikaten değilim, gerçekten değilim. Varsa elektrik işinizi yapayım, yardım edeyim, babamı çağırayım, beraber yapalım. Anlamadığım noktada onu yemin ederim de söylemem, kimseye söylemem. Size yardım edebileceğim her şeyi de edeyim abi. Ama benim anam babam, yazık günah onlara, ben onlara okulu bitireceğim dedim, zaten uzattım. Ben böyle yok şeylerdi, insanlardı, temizlikti. Ben babama ne diyeyim, nasıl anlatayım abi? Sen söyle bana. Babana zaten herhangi bir şey anlatmayacaksın. Ailenle görüşmene, vakit geçirmene devam edeceksin. Okuluna devam edeceksin. Biz sana burada bir okul daha vereceğiz. Sen de zamanı geldiğinde bu okuldan mezun olup o mesleği de icra edeceksin gibi düşün. Sen istediğin konuda daha ileriye gitmek istiyorsan, hay hay, kapımız açık. Diyorsan ki Cevdet abi beni bu işlere bulaştırma, keza yine kapımız her zaman açık. Buyur çık. Cevdet abi, ben diyorum ki, sen şimdi diyorsun ki seçenek sunuyorum. Bak diyorsun ekran diyorsun. Bak elimde kol diyorsun. Orada bak, hala da aklımdan çıkmıyor abi. Aldın o bastonu, soktun birinin boğazından. Sen öldürdün. Suçunun ne olduğunu sen söyledin. Şimdi diyorsun ki bana sonsuza kadar güven, benimle şey yap. Bir yandan orada kağıtta bir şeyler yaşanıyor falan. Ben... Sana kardeşine tecavüz edip öldürdüğü görüntüleri mi göstereyim Samet? Yok abi, ben güvenmiyor gibi de yanlış anlama beni. Gerçekten yanlış anlama. Sadece hani empati yap diye, ben hani beni anla diye şey yapıyorum. Şimdi abi şöyle anlatayım. Benim bir şekilde anam babama yardım etmem lazım. Ben bak, bu abinin, Caner çıktı mı, odada mı? Odada. Ben değil mi Caner? Caner? Çık git dedi ama gittin mi? Çık dediysen çıkayım, ne yapayım? Ya benim dediyse ne yapacağım? Benim hani buna inanmayan insana ihtiyacım yok. Çık lütfen dedi. Başka bir şey demeyip çıkıyorsan çık. Ne diyeyim şu an? Çıktım o zaman. Tamam, ne yapıyorsun? Fabrikadan da mı çıkıyorsun? Gidiyor musun? Tamam. Ya kapının önünde bir otururum, bir anlamaya çalışırım. Yok, zaten hani o noktada bir müdahale olur da o yüzden söyledim. Bu şey işlemi var ya. Hafıza mevzu var. Hani çıkıp gidiyorum dersen bir şey yapacaktım, o yüzden diyorum. Ya çıkıp bir kapının önünde okay, bir... Okey, serbest zaten, kimse yani bir şey yapmıyor. Tamam, takıl, sigara migara varsa içiyorsun. Yok da. Ben evet. Abi bak, çıkan abi arkadaşın evine gittim. Onun elektrik işini yaptım. Benim ne annem öyle noter, ne babam bilmem ne. Ne ben kolejde okudum bir şey. Ben hakikaten bir garip hayatım var. Sen diyorsan ki bana, Samet gel burada bir işe yararsın. Aynı zamanda anam baban da seninle gurur duyar. Ben gelirim abi. Ama sen diyorsan ki... Fikret! Bir tane koşa koşa biri geliyor. Böyle kareli gömleğin üstüne beyaz bir önlük giymiş. Sen kaç yaşında geldin oğlum buraya? 16. 16 Cevdet abi. Ne yapıyordun gelmeden? Meslek lisesindeydim abi. Elektrik, elektronik. Bitirdin mi okulunu? Bitirdim abi. Sonra? Üniversiteye geçtim abi. Boğaziçi'nde okuyorum. Bizim senin hayatına karıştığımız, seni kötü yönde etkilediğimiz, seni geriye çektiğimiz oldu mu Fikret? Yok abi, asla. Annenin babanın seninle bir sıkıntısı var mı? Abi Allah sizden razı olsun. Hiçbir sıkıntıları yok vallahi. Ha.
Teşekkürler Fikret. Yanıltmaca gibi olmasın. Ben bu işlere giriştikten sonra belki orta vadede değerleri değişen, önem sıralaması değişen, ihtiyaç hiyerarşisi değişen çok insan gördüm. Yarın bir gün bugün inandığın her şeye inanmaya devam edeceğini söylersem yalan söylemiş olurum. Sen daha büyük bir şeyin parçası olmak istiyor musun, istemiyor musun? Benim senden bu hayatta alacağım, seni mağdur edeceğim herhangi bir şey yok. Ne be abi? Efendim? Değil mi abi? Alet çantam da burada. Al bu kağıt da sende. Deyip kağıdı veriyorum. Sana bir saniye diyor. Gidiyor böyle içeriden bant gibi bir şey getiriyor abi. Hı hı. Böyle hani siyah bantlar olur ya. Hı hı. Sen kağıdı verip gitmeyi mi seçtin, kalmayı mı seçtin? Yo, ben kalıp varım diyerek kağıdı. Sana böyle bir bant getiriyor. Hı hı. Al bunu diyor. Sen zaten akıllı çocuksun. Bunun ne olduğunu sonra çözersin. Bir rulo, koli bandı gibi bir şey. Siyah. Al. Ne var üzerinde? Böyle bildiğimiz bant mı? Elektrik bandı gibi bir bant. Gibi abi, ama böyle hafif parıldıyor gibi. Evet, diğerleri. Cem'e baktım bir. Bir saratayım mı? At. Investigations'ı rahat kurcala biraz. Diğerlerindeyim. Cem'e baktım. Evet Ceren. Ne düşünüyorsun? Yani... Bilmiyorum ki... Sonuçta... Ben... sürekli olarak bir şeyler öğrenmeyi, bir şeyler araştırmayı, bir şeylerin içerisinde olmayı, dünyayı değiştirmeyi, bu değişimin bir parçası olmayı hep hayal ediyorum hayatımın ilerleyen zamanında. Belki bu güzel bir yol bunun için ama ve ailenize de bir şey olmayacak diyor, haberleri olacak diyor Ceren. Ne diyeyim yani? Oğlum biz mafya mıyız? Mafya gibi duruyorsunuz abi, kusura bakmayın uzaktan ama birazcık mafya gibi duruyorsunuz. falan diye burada tribünde şey gülüşmeler falan oldu. Kusura bakmayın da biz buradan eve getirdiniz başka bir şey diye, biz kibrit fabrikası diye geldik, biz burada telefonun televizyona geldik diye geldik. Sonra biz burada, ben Cevdet demesem belki benim kardeşim ölecekti abi, ben sana niye inanayım? Sen bana bir tane bilmediğim ekrandan bir şey gösteriyorsun ya. Ben korktum sizden. Ben nasıl geleyim buraya? Kusura bakmayın, siz bize iki tane yanlarını görüntü gösterdiniz, bir şey orada doğru söylüyor Ceren. İnce televizyonmuş, ince televizyona getirdiniz diye ben siz mafya gibisiniz gerçekten de. Anneme babama nasıl diyeyim, bunlar öldüren adamlarla biz kibrit fabrikasına gittik, sonra geldik anam diye. Ben söylemem abi, benim aklımı silin, ben gideyim. Gidelim o zaman, beni de silin. Ceren, senden özür dilerim. Benim yarın münazaram var ama her şeyi silmezseniz. Yine gülüşmeler oluyor böyle etrafta. Canım benim. Size söyleyeceğim şeyi lütfen yanlış anlamayın. Lütfen ukalalık olarak anlamayın. Ben herkese yaşadığım gibi davranmayı zaten düstur edinmiş bir insanım. Fakat iki sohbet taraftarı arasında bilgi dengesi olmadığında, birikim dengesi olmadığında ve imkan dengesi olmadığında, ki bunu birazdan göstermek isterim. Bir tarafın söylediği şeyler diğer tarafa güven verici gelmeyebilir. Sizi evlerinizden buraya getirip yanınızda birini öldürüp size saçma sapan, bir yandan da alelade bir teklifle gelmiş birisi olarak beni görüyor olabilirsiniz. Lütfen beni ve burada gördüğünüz diğer 157 kişiyi toplumun, ülkenizin ve hatta içinde yaşadığınız gezegenin
geleceği olarak görün. Bir saniye lütfen. Diyor, gidiyor. Böyle taç gibi bir şeyle geliyor Tuana. Okay. Senin gibi güzel bir kıza böyle bir şey yakışır. Diyor. Ve sana uzatıyor. Buyur dene lütfen. Ne bu? Böyle gümüşümsü, tatlı, işte şey, doğum gününde kızların taktığı falan bir taç olur ya. Öyle bir şey veriyor. Takıyorum ben bunu. Cevdet Bey, 2020'den seksist dönmüşsünüz bu arada. Taktım. Anlamıyor şakanı. Pardon. Taktığın anda şöyle bakmaya başlıyorsun Cevdet'e. Daha önce buraya çok fazla kez geldin. Oha. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında oldu. İkinci Dünya Savaşı'na da aslında etkileri oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda birinin yalnızca Yugoslavya'nın bir köyünde değil de o gün Polonya'da bir günlük iş icabı bulunması sebebiyle öldüğünü ve onun annesine de bu durumu sirayet ettiğini, annesinin daha sonra kendini öldürdüğü için eşi tarafından başkalarının gidip öldürüldüğünü. Kaldırdım şu an. Bıraktın bilgi almayı. Ah. Geri koyunca devam etti mi? Aslında milyonlarca yıl önce başladı hayat dünya üzerinde. Burada bir sürü bilgi var. Bende de öyle. Lütfen bana mafya muamelesi yapmayı bırakın çocuklar. Yarın bir gün buradan gitmek istediğinizde sizi bir daha görmeyecek ve bir daha görmeyeceğiniz biri sizi ikna etmek için niye bu kadar uğraşıyor olsun? Benim amacım benden de sizden de buradaki insanların hepsinden de büyük. Abi sen bizi niye seçtin? Benim başka birinin, herkesin mi alıyorsunuz siz? Bizi mi seçtiniz? Deniyoruz aslında. Bazı insanları çok eskiden beri takip ediyoruz. Bazı insanlar tavsiye yöntemiyle buraya geliyor. Hepsi testten geçiyor. Az önce saydığım 15 civarında testten. Kimileri okullarında, bazı yarışmalarda, bazı işlerde başarılı olmuş oluyor. Kimileri ise bir dergiye yalnızca bir yazısını ya da bir karikatürünü yollamış oluyor. Işık olan, ümit olan, imkan olan herkesle tanışmaya çalışıyoruz. Böyle şey yaptı. Gerçekten aklını karıştırdı bu arada. Bu kadar bilgi almasın. Cem bir sürü bir şey söylüyor bu. Yani Ceren'cim, söylediği şeyler çok güzel geliyor kulağa. Bilgiler, bilmem neler. Mafya gibi de değil gerçekten. Gidersiniz evinize, bu kadar problem yaratmayın diyor. Ama birilerini öldürdü. Öldürdüğü kişi de diyor ki hak etti de öldürdük onu. Çünkü diyor şeydi o. Biz adam öldüreceğiz mi? Öldürmek istemesek? İstemezseniz gerek yok. Peki ben mesela sonra istemezsem sizle kalmak, o zaman da şey yapacak mıyız? Gitmek, sonradan gitmek istesem gidebilecek miyim? Bu durumda sana dürüst bir cevap vermek isterim. Hafıza ile alakalı manipülasyonlar yapabiliyoruz. Bu konuda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Fakat şu anda yalnızca 2 haftaya kadar bunu gerçekleştirebiliyoruz. Burada alacağınız eğitim 3 ay sürecek. İkinci haftasında burada olmamaya karar verirseniz yine hiçbir şeyden haberiniz yok şekilde sizi buradan çıkarırım. Ama 15. gün olursa artık maalesef bilmemeniz gereken ve dünyada yalnızca bizim bildiğimiz şeyleri biliyor olursunuz. O zaman yalan söylemeye gerek yok. Durun, belki bir hafta kalmak isteriz bir bakmak için, birazcık bilgiler öğrenmek için. Korkuyor mu bunu derken bu arada? Cem'e bakıyor bir yandan. Belki bir hafta kalmak isteriz. Yani kalırız tabii bir hafta Ceren. Niye kalmayalım ya? Bir hafta kalırız. Bakalım. Tamam, olur. Tamam. Olur. Samet senin kağıdını aldığında Samet yazısıyla beraber almıştı. Ceren... Bu arada tacı vermedi, söyleyeyim. Okay. Vermedi, böyle duruyor elinde. Banda anladın mı ne olduğunu? Ha, 17 attın sen.
Evet. Abi bant, yapışkan bir bant ama elektrik dolaşıyor içinde. Bu kontrol tornavidası falan var ya, ne denir ona? Onunla baktın hemen alet, kontrol kalemi. Hemen alet çantasını çıkarıp onunla falan baktın. Investigations'larını sayıyorum. Cayır cayır elektrik var içinde ama hiçbir bağlantı noktası, hiçbir şey yok. Ne avradını? Kablo, sener, transfer mi yapıyor adam? Takılıyorlar. 2020 falan değil oğlum. 2200 de herifler. Ben 2020 demedim ki. Ben okeyim. Ben şok oldum. Adama bir sıkıntım yok benim. Ben bu aleti bir şeye takmak istiyorum. Takabilir miyim? Yanımda var mı matkap şarjı? Var. Var. Deneyeceğim. Okey. Ya bu konuşmanın ortasında yapmıyorsun diye tahmin ediyorum. Yok ama bunu yani bunu denemem lazım benim. Şu konuşma bitsin de bir tuşa basayım. Okey, bir ara bakarsın. Çocuklar? Yapıyor böyle. Biz okeyiz. Değil mi canım? Evet. Evet. Tamam. Hey! Falan bilmem ne tabii. Herkes yine şeyleri verince. Etraftakiler böyle birbirine sarılıyorlar falan bu arada. Yani şey değil. Belki böyle hani şey düşünüyorsunuzdur. Oley be falan değil. İşte bu, işte bu falan. Hayatları için çok önemli bir şeymiş gibi birbirlerine sarılıyorlar. Alkışlamadı lan. Ne? Toprağı okey. Evet. O da bitti. Hani bugün çözüldü gibi o artık. Dışarı çıkıyorlar. Birkaç dakika bekleteceğim, kusura bakmayın diyor. Caner senin yanına geliyor. Bizimkiler çıkıyor mu dışarı? Kapının önündeler, görüyorsun. Ben yüzlerine baktığımda hepsinin herhalde okey dediğini anlıyorum değil mi? Tabii tabii. Utanıyor musun peki bizden? Evet. Ben şöyle yapıyorum bak, gerçekten şöyle yapıyorum. Literally. Elimde taç, şöyle yapıyorum Caner. Gerçekten öyle çünkü. Ben şarjlı vidalamamla civ civ yapmak istiyorum canım. Oluyor abi. Etrafına sarıyorsun matkabın. Bandı bir kuple böyle. Civ civ yapıyorsun gerçekten. Ben basıl tutuyorum onu ya. Ben takıldım. Ben kendi halimdeyim. Evlat. Yolcu yolunda gerek galiba. Yani düşündüm aslında. Hı hı. Biraz yüzü gülüyor böyle. Hı hı. Baktığımda gerçekten burada kalmak için hiçbir nedenim yok ama senelerdir yaşadığım bu şey, bana verdiğim bu şey, az önce beni hafife alıp yaşadığım travmayı unutturacağını söylemene rağmen Cevdet abi, şu an bunu yaşadığımı biliyorum. Bunun farkındayım. O yüzden ben unutmak istemiyorum. Belki her şey söylediğin gibi iyi bir şey olur. İyi bir şeye hizmet eder. Arkadaşlarım var kalmayı tercih ettiler. Belki ben de bir işe yararım. Arkasına bakıyor yani çocuğun böyle. Çocuğun hayatını siktiler, ruhunu siktiler ya. Arkasına bakıyor. O sizle ilk iletişime geçen vardı ya. Ona bakıyor. Biraz böyle sırıtıyorlar. Bu sırıtma, hani bu 5'te 5'in sırıtması. O çok belli. Sana şöyle uzattığı elini birden böyle hani şuna çeviriyor. Bir çak yapalım tarzı bir şeye çeviriyor. Hoş geldin kardeşim diyor. Abi, burayı biraz hızlı geçiyorum. Hem biraz uzunca oynadık. Ben o orayı çakarken böyle asla Cevdet'in değil Ceren'in gözlerine bakıyorum. Okey, güzel. Biraz yani işte bana bak be hayvan herif, tanışıklığımız ben var. Sikeceğim bunun belasını birkaç gün ha. Caner'in değil mi? İşte kız bana taç gösterdi, bir hafta yaptı. Ablam lan o benim kız dedi. Şöyle sesler geliyor şeyler arasında. Herkes kabul etti ya. Bit 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 bit
bit falan gibi bir tezahürat başlıyor o böyle az önce çalışan insanların arasından. Böyle dağılıyorlar. Şöyle böyle bitiyor bölüm. Bitiyor. Fabrikanın içine dağılıyor herkes abi. Soykan bitir, soykan çok yorulmuşlar. Aynen. NPC'ler bağırıyor. Aynen. Çok eğlendim. Abi şeye doğru kapıdan çıkıyorsunuz böyle fabrikanın köşesinde dev bir asansör var. Asansörün kapısı Cevdet'le beraber asansöre yürüdüğünüz anda açılıyor. Biniyorsunuz içeri. İçeride dokunmatik paneller bilmem neler. Böyle hani hiç içinde bulunmadığınız konforda aslında bir asansör ama çoğunuz için de garip gelmiyor az önce gördüğünüz şeylerden sonra diyebilirim. Sadece Cevdet, diğerleri hariç içeri biliyorsunuz. Eksi 3'e basıyor. Aşağı iniyorsunuz. Dümdüz bir koridor. Koridorun tam ortasında sağ üstte ışık vurdurulmuş bir cam fanus. Cam fanusun içinde sararmış bir kağıt var. Yanından geçerken gördükleriniz aslında bugününüzle, dününüzle, hayatınızla, yaşadığınız ülkeyle, ortamla o kadar eşleşmiyor ve o kadar hani size garip, ütopik geliyor ki ikiye katlanıyor şaşkınlığınız. Bilenleriniz için söyleyeyim, başka birinin el yazısı ama altında orijinal Mustafa Kemal imzalı bir belge duruyordu şeyde, duvarda. Kemal Atatürk imzalı ışıklandırılmış bir belge duruyor. Onun yanından geçiyorsunuz bir kapıya. Şifreyi giriyor, kapıyı açıyor Cevdet. Sizin yüzlerinize bakıyor ve diyor ki: Birlik ve İlerleme Topluluğu'na hoş geldiniz. Bundan sonra sizinle beraber göklerdeki istikbali arayıp yurda ve cihana sulhu getireceğiz. Fantastik Pazar'ın döngü bölümünün ilkinin sonuna geldik. Ben baştan desene ya bunu. Ben... Kardeşim, baştan dese herkes gelir affedersiniz. Der mi baştan yani Cevdet? Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bütün bölüm bittiğinde, bütün senaryo bittiğinde kritiğini yaparız. İyi akşamlar herkese. Bit. 250 milyon ne oldu ya? Veriyorlar fazlasıyla.